Habertürk'ten 360 Gece'den iyi akşamlar değerli izleyiciler. Ben Afşin Yurdakul. Bugün 3 saat boyunca birlikte olacağız. Gündemimizde de hem siyasette hem de ekonomide, daha doğrusu çalışma hayatında asgari ücretle beraber yeni gelişmeler olacak. Bunları konuklarımızla yorumlayacağız. Bugün itibarıyla yine önemli başlıklar var. Açıkçası çok tartışmalı başlıklar var Türkiye'de siyasetin gündeminde. Örneğin İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik olarak gerçekleştirilen soruşturma, terörle iltisaklı personel iddialarıyla bunun detaylarına ve yansımasına bakacağız. Siyasilerden bu konuda bugün açıklamalar geldi. Gerek Sayın İmamoğlu'ndan gerek Sayın Kılıçdaroğlu'ndan bu konuda açıklamalar var. Bakacağız. Onun ötesinde bir süredir de baba oğul gibiyiz ifadeleri, Sayın Kılıçdaroğlu ve Sayın İmamoğlu'nun ilişkisini tarifleyen baba oğul ifadesi yine hem olumlu hem olumsuz birçok tepki alıyor. Siyasette böylesi baba oğul ilişkisine manaya gelir ya da siyaset böyle ilişkileri kaldırır mı, taşır mı, karşılar mı? Bunların da üzerinde konuşacağız. Bu polemik nereye varacak diye. Bir taraftan da yine Sayın İmamoğlu'nun Sayın Erdoğan için söylemiş olduğu onun kabusu gibiyim ifadeleri vardı. Bugün malumuz yine basına yaptığı açıklamada dikkat çekici bir ifade kullandı. İfadenin kendisi dikkat çekici olmanın ötesinde akıldaki temel soruya da hepimizi taşıdığı için biz de bu akşam konuşacağız. Kendisini onun karşısına rakip olarak mı konumlandırıyor? Bundan bunu mu okumak lazım diye. Tüm bunları da artık hızlanan zaman, daralan takvim, seçim takvimi ve Altılı Masa'nın, Millet İttifakı'nın adayı kim olacak? Türkiye nasıl duygularla, nasıl önceliklerle seçime gidecek? Bunları akılda tutarak konuşacağız, tartışacağız konuklarımızla beraber. Kendilerine teşekkür ederim burada oldukları için. Hemen tanıtayım konuklarımızı da. Siyasal iletişim uzmanı Doktor Gülfem Saydan Sanver bizimle beraber. İstanbul Stüdyo önce sayım. Hoş geldin Gülfem. Hoş bulduk. Teşekkürler. İyi akşamlar. Yine solumdan devam edeyim. Profesör Doktor Ali Çarkoğlu, Koç Üniversitesi öğretim üyesi. Hoş geldiniz. Merhaba, çok teşekkürler. Sağolunuz. Sağımda Profesör Doktor Mustafa Aydın, Kadir Has Üniversitesi öğretim üyesi. Teşekkürler. Hoş geldiniz vaktiniz için. Evet. Genel Araştırma Başkanı İhsan Aktaş, hoş geldiniz. Hoş bulduk çok efendim, teşekkürler İhsan Bey size de vaktiniz için. Ve Ankara Stüdyo'da da bizimle beraber Profesör Doktor Mazhar Bağlı yayına katılıyor Ankara Stüdyo'dan. Mazhar Bey siz de hoş geldiniz. Teşekkür ederiz vaktiniz için. Çok teşekkürler, iyi yayınlar, konuklara da saygılar, selamlar. Sağ olunuz. Bilmukabele İstanbul'dan da size selamlar. Siyaset her gün değil artık neredeyse her saat sıcak bir gelişme açıklamayla ivmelenmiş durumda. Bugünün en çarpıcı gelişmelerinden birisi İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik merkezinde terörle iltisaklı personelin olduğu iddiası bulunan soruşturma, bununla ilgili süreç ve buna yönelik demeçler ve olası sonuçları. Bunun üzerine konuşmak istiyoruz. Bir taraftan Sayın İmamoğlu'na yönelik mahkeme kararı, siyaset yasağının gündeme gelmesi, sonrasında Saraçhane süreci diyebiliriz artık. Ve geldiğimiz nokta ve bir soruşturma daha tekrar Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik nasıl yaklaşmak lazım? Hem zamanlaması hem içeriği tartışılıyor hem de siyaseten nasıl yorumlamak lazım diye de tartışılıyor. Doktor Gülfem Saydan Sanver nasıl bakıyor bu sorulara? Böyle başlayalım, daha birçok başlığımız var. 3 saatimiz var bir de. Şimdi tabii geçen haftadan itibaren biz... Sayın Ekrem İmamoğlu ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni tamamen ülke gündemine oturdular ve düzenli bir şekilde mahkemelerle hem Sayın Ekrem İmamoğlu'nun Büyükşehir Belediye Başkanlığı, siyaseten yasaklı olup olmayacağı, siyasi geleceği, bunun yanında İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni tartışır bir pozisyona girdik. Elbette ki bu tartışma günün sonunda tamamen siyasi bir tartışma. Ve hep sizin daha önce programlarınızda da başka programlarda da bunları da çok konuştuk ama maalesef ki biz hukuki süreçleri siyaseten tartışıyoruz. Siyasi gerekçelerini tartışıyoruz. Siyasi sonuçlarını tartışıyoruz. Hadi siyasi sonuçlarını tartışmak belki bir derece ama siyasi gerekçelerini tartışmak son derece bir anlamda hem üzüntü verici hem ülke demokrasisi açısından da endişe verici. Biz bir hukuk devletiyiz ve her vatandaş kendini hukuken güvencede hissetmek ister. Dolayısıyla bu kadar büyük aktörlerin bile hukuki süreçlerinin siyasi gerekçelerle tartışıldığı bir dönemde maalesef ki her şeyden önce sade vatandaşların hukuk sürecine olan güvenlerine zedeleniyor. Ve ben bunun son derece endişe verici olduğunu düşünüyorum. Hem Sayın İmamoğlu'nun işte geçtiğimiz hafta verilen cezası, biz bunu da çok uzun uzun tartıştık ve bunun siyasi gerekçelerini tartıştık. Bugün de bu terör zaten daha önce başlamıştı, hatırlarsanız bu soruşturma. O dönemde de aynı şeyleri söylemiştik ve yine özellikle seçime gidildiği bir dönemde, yani artık normal tarihi biliyorsunuz 18 Haziran 2023 ama daha erken olması da söz konusu. Erken olmasa bile artık 6 ay kalmış bir seçim dönemine girdik. Yani aslında şu anda biz tamamen bir kampanya ve seçim sürecindeyiz. Dolayısıyla da seçmenlerin de bu konuya bakışı bu açıdan olacaktır. Yani tam seçim dönemine giderken İstanbul Büyükşehir Belediyesi gibi hem manevi değeri muhalefet açısından son derece büyük olan bir büyükşehir belediyesi üzerinden ve onun belediye başkanı üzerinden sürekli davalar açılıyor olması, bu aslında iktidarın yaklaşan seçimlerde nasıl siyaseten belli bir takım düzenlemeler yapma ihtiyacı hissettiğini de gösteriyor bize. Çünkü biliyoruz ki biz İstanbul Büyükşehir Belediyesi gerek insan kaynağı açısından olsun, gerek maddi gücü açısından olsun son derece önemli. Ve özellikle başkanlık seçimi, parlamento seçiminin yapılacağı 2023 yılı açısından da son derece önemli. Özellikle insan kaynağı açısından büyükşehir belediyelerin zaten bir kampanya sürecinde ne kadar önemli olduğunu biz biliyoruz. Dolayısıyla bunların ben sadece Ekrem Bey açısından değil, İstanbul Büyükşehir Belediyesi açısından da değerlendirilmesi gerektiğini düşünüyorum. Yani büyük bir ekonomik krizin içinde boğuşan seçmen maalesef ki bu ekonomik süreçlerde siyaset üretemeyen bir partiyle karşı karşıya. Çünkü Adalet ve Kalkınma Partisi uzun zamandır aslında yeni bir siyasi söylem üretemedi. Var olan yaralara pansuman yapmaktan öteye geçen politikalarda üretemiyor. Yani ne ekonomide, ne başka alanlarda, sağlıkta, eğitimde, tarımda hiçbirinde biz yeni bir politika duymuyoruz. Sadece ekonomi alanında sürekli Sayın Ekonomi Bakanı'nın düzelecek, 3 ayağı, 5 ayağı, 2 vakte düzelecek vaatlerini duyuyoruz ama maalesef ki bir düzelme içinde olamıyoruz. Böyle bir düzelme görmüyoruz. Belki birazdan asgari ücreti de tartışırız sizinle ama işte iktidarın bu derece sıkıştığı bir dönemde hiçbir siyasi söylem üretemezken, yeni siyasi bir gündemle seçmenin karşısına çıkamazken sürekli neyle biz bir yandan da tartışıyoruz? İşte bu hukuki süreçleri, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'nı, Büyükşehir Belediyesi'ni tartışıyoruz. Seçmenler açısından bu aslında iktidarın ne kadar zayıfladığının da bir göstergesi. İhsan Bey, katılır mısınız? Ya seçmen açısından bu iktidar zayıf olduğu için, işte zor konularda politika üretemediği için sürekli gündeme gelen bir hukuki konu diye özetleyebileceğim şekilde bakıyor Gülfem Saydan Sanver. Bir taraftan da tabii işte bu söz konusu hakaret, bununla ilgili bir mahkeme süreci, siyasi yasan gündeme gelmesi, peşinden terör soruşturmasının tekrar gündeme gelmesi de hem içeriği hem zamanlaması açısından da konuşuluyor, tartışılıyor. Siz nasıl bakıyorsunuz? Öncelikli olarak AK Parti'nin böyle bir hukuki mücadele ya da soruşturma üzerinden siyaset yapmaya ihtiyacı var mı yok mu onu değerlendirelim. Şimdi nihayetinde ülkede baktığınız zaman partilerin gelenekleri, işte ortaya koydukları politikalar, vizyonlar ya da biriktirdikleri müktesebat, yani tecrübeye baktığınız zaman aslında AK Parti'nin biriktirdiği müktesebat, siyasi tecrübe ve icraat tecrübesi, yani muhalefetle mukayese edilmeyecek kadar güçlü. Diğer taraftan bu birikimi neyle değerlendireceğiz? Yani AK Parti'nin 20 yıl iktidarda kalması o tecrübeyle ve müktesebatla alakalı. Fakat bugün seçim olsa sorusunu sorduğunuz zaman AK Parti'nin o %40'larda. Bu önce iktidar açısından değerlendirelim. Milliyetçi Hareket Partisi 9'lara doğru tırmanıyor yapmış olduğu mitinglerle. Buna karşılık muhalefetin de bütün partileri oy kaybediyor. Burada şu cevap hemen verilebilir. Efendim başka firmalarda da başka sonuçlar var. Eyvallah, biz nihayetinde kendi tutarlılığımızla, kendi birikimimizle bu değerlendirmeyi yapıyoruz. İktidar açısından bugün iktidarın siyaseten kazanmak için, sandıkta başarılı olmak için ne hukuki mücadeleye ne de başka bir şeye ihtiyacı yoktur. Diğer taraftan acaba Ekrem İmamoğlu ile uğraşmaya değer mi? Veya bu bir siyaseten Ekrem İmamoğlu ile alakalı bir hamle yaptıkları zaman bunun karşılığı nedir diye sorduğunuz zaman ben yine birkaç veri üzerinden konuşacağım. İstanbul'la alakalı elimizde yeni biten çok geniş çaplı bir araştırma var. Mesela yerel küçük belediyelerde, ilçe belediyelerinde AK Partili ilçe belediyeleri şeyini koruyorlar, oylarını koruyorlar. Büyükşehir Belediyesi'nde bu Türkiye tarihinde yani Nurettin Sözen döneminde olmuştur. Fakat AK Parti yönettikten sonra ilk kez böyle bir durumla karşı karşıyayız. İstanbul'da AK Parti'nin oyu Cumhuriyet Halk Partisi'nin oyundan daha fazla. Yani şöyledir, mesela Kadir Bey dönemini düşün. Kadir Bey döneminde kamuoyu desteği Kadir Bey'in 85'lere çıkmıştı. Şey döneminde, Ali Fütkü Yurtuna döneminde yine bir şey var. Büyükşehir, reklamı kolay yapılabilen, kolay iletişim yapabilen, küçüğü büyük olan bir şey. Şimdi bir Cumhuriyet Halk Partili belediyede, AK Partili belediyede baktığınız zaman ilçe belediye başkanları başarılı her ikisinde de. Büyükşehir'e geldiğiniz zaman gerek hizmetler açısından gerekse kamuoyu desteği açısından şeyler yani Büyükşehir Belediyesi başarılı bir belediye değil. Bu veriler açısından söylüyorum. Diğer taraftan kim Cumhurbaşkanı olsun diye bir sorumuz var bizim. Burada Türkiye genelinde sorduğunuz zaman Recep Tayyip Erdoğan 1, Kılıçdaroğlu 2, Mansur Yavaş 3, Selahattin Demirtaş 4, Meral Akşener 5, 6. sırada İmamoğlu çıkıyor. İstanbul'a geldiğiniz zaman aynı soruyu İstanbul'da sorduğunuz zaman Recep Tayyip Erdoğan 1, Kılıçdaroğlu 2, Mansur Yavaş 3, Ekrem Bey 4. Yani Türkiye'de 6. sırada olan Ekrem Bey kendi yönettiği şehirde dahi Mansur Yavaş'ın gerisinde çıkıyor. Bunu birkaç araştırma firması baktığı zaman bu sonuçları görür. Ha belki bu yasaklama şeyle hukuki kararla ilgili bazı nüanslarda değişiklik olmuş olabilir. Bir Türkiye genelinde 6. sırada istenen tercih edilen. Kendi yönettiği ilde 4. sırada istenen tercih edilen, muhalefet içerisinde de söylüyorum. Yani Kılıçdaroğlu kendi adaylığını belirgin hale getirdikten sonra Kılıçdaroğlu muhalefetin bugün en çok destek alan adayı olarak çıkıyor. Peki ihtiyaç nereden kaynaklanabilir ki? Yani şimdi bir belediye başarısı yoktur. İcraat başarısı yoktur. Az önce mesela Ulaştırma Bakanı buradaydı. Ben yolda bir 7-8 dakika dinledim. Muhtemelen 7-8 dakika içerisinde 20'ye yakın icraat saydı. Yani akılla yetişilmez yani o sayılan şeyler, icraatlara. Biz İstanbul'a ne gördük? Ekrem İmamoğlu bizim yaşadığımız, nefes aldığımız ve bütün zerresini bildiğimiz İstanbul'a yönetici olarak geldi. Şöyle bir içerik analizi yapsak, yasaklanıyoruz, engelleniyoruz, karşı çıkıyorlar, yaptırmıyorlar. Ya İstanbul'un bütçesinin ne kadar olduğunu herhalde getirirsek buraya koysak bu bütçeyle ne kadar iş yapılır? Bence şöyle bir yönetici milletten oy almıştır. Vatandaşa vermesi gereken hesap şudur. Siz bana oy verdiniz, ayrıca bütçe verdiniz. Ben bunu nasıl yaptım? Bunun hesabını vermek yerine aslında Ekrem Bey fiili olarak sürekli iktidarla arasında bir karşıtlık oluşturuyor ve iktidarın da kendisiyle uğraşmasını istiyor. Benim kendi kanaatim bu. Yani bu rasyonel bir bakış açısıdır. Ekrem İmamoğlu bir şey için tehlikeli olmadığı gibi Cumhuriyet Halk Partisi içerisindeki o hizip tartışmalarında bir şey olabilir. Ayrıca bir şey daha var. Mesela Ekrem İmamoğlu'nu seçildiği yıl yani 1. yılında Cumhurbaşkanı adaylığı ile ilgili önemli bir karşıtlığı vardı. Millet tanımıyordu, yeniydi. Hatta bazı sanatçılar İmamoğlu'nu Atatürk'e benzettiler. Yani 2. Atatürk geliyor diyenler oldu. İsmini hatırlarsınız sanatçının. Böyle Atatürk olması beklenen kişinin bu kadar da böyle içerik olarak dolu olmadığını, icraat kapasitesinin olmadığını, davranış olarak da şununla belki örneklendirebiliriz. AK Partililere karşı bir dil kullandı. Kaba, hoyrat, ağzına geleni söylediği bir dildi. Bu dil aslında Cumhuriyet Halk Partileri başlarda çok rahatsız etmedi. Ne zaman ki bu Karadeniz gezisinden sonra Nagihan Alçı üzerinden bir tartışma başladığı zaman İmamoğlu AK Partililere karşı kullandığı dili kendi seçmenine ve destekçilerine karşı kullandığı zaman olağanüstü bir yıkım aldı. Bu da şu oldu aslında, Cumhuriyet Halk Partisi seçmen ya da Cumhuriyet Halk Partisi örgütü kendi başkanını tanımış oldu. Finali yavaş yavaş toparlayayım ben. Şimdi yaklaşık 3 yıldır bir partinin genel başkanı diyor ki ben adayım. Yani bir partinin genel başkanı aday olması için aslında çok da kimseden bir şey dilenmeye de ihtiyacı yoktur. Yani ne Meral Hanım'dan, ne Ekrem Bey'den, ya başkasından. Aynı partinin genel başkanı adayken bir başka partinin genel başkanı diyor ki efendim aday siz olmayabilirsiniz, Mansur Bey de olabilir, Ekrem Bey de olabilir. Aday olan kişiye kazanamayacak aday şeyi vurarak sürekli, yani yarın şöyle bir şey olabilir, ortak aday olarak Kemal Bey çıktı. Meral Hanım onu destekleyecek, bir başkası da destekleyecek, Ekrem Bey de destekleyecek. Ya siz 2 yıl kazanamayacak aday diye damgaladığınız kişiyi nasıl tekrar vatandaşlarına o isteyeceksiniz? Bence burada Cumhuriyet Halk Partisi yeni bir şeyle karşı karşıya. Bence krizin derini AK Parti ile Ekrem Bey arasında değil. Krizin derini Altılı Masa'yla ya da Cumhuriyet Halk Partisi ile Ekrem Bey'in kendi arasında. Bence bu ne hukuk tartışmaları ne de işte bu güvenlik soruşturması. Keşke şuna bütün vatandaşlar kani olsa. Ya, Türkiye Cumhuriyeti'nin geleneğinde siyasilere o kadar çok arka arka darbe, hukuk yoluyla darbe vurulmuştur ki Ekrem Bey'e bir soruşturma açıldığı zaman bu da Recep Tayyip Erdoğan'kine benziyor. Vatandaşın bilinçaltında böyle bir durumu satın alma var. Keşke biz şöyle bir devlet olsak. Mesela işte HDP faaliyetlerini yürütürken şundan emin olsak, yani hukuk sistemi kamu güvenliğini sağlamak için, devletin güvenliğini sağlamak için bir cürmü olanla siyaset yapanı birbirinden ayırt eder ve cürmü olanlar o kadar çok ceza alır ki siyaset yapanlar içerisinde suçlu kalmaz. Ya da Ekrem Bey'e bir soruşturma açıldığı zaman şuna inanmamız lazım ki bu bir hukuk sisteminin icraatıdır. Siyaset bilgisi yoktur ama Türkiye Cumhuriyeti Devleti kurulduğundan beri ne uygulamalarda ne de toplumsal algıda böyle bir berraklık yoktur. Yani siyaset hukuka karışır, hukuk siyasete karışır. Bu anlamda da toplumda böyle bir bilinçaltı, böyle bir algı var. Ama ben mağduriyet şunu algısını güçlendirir diye düşünüyor musunuz Sayın İmamoğlu'nun? Hani pek bir icat yok dediğiniz bir nokta da oldu. Onunla ilgili de işte mesela Sayın Kılıçdaroğlu diyor ki metro inşaatlarını bitiremiyorlar diyor. Dünyada 10 metro inşaatını aynı anda başlatan bir metropol var, o da İstanbul. Niye engelliyorsun diyor. İşleri güçleri acaba biz Ekrem Bey'i oradan nasıl alacağız? Çünkü 16 milyon iradesine darbe vurmak istiyorlar. Milli irade diyorlar ama İstanbul oy kullandı işte, milli irade bu diye de açıklamalar var. Şimdi böylesi bir resim var. Sizin bir taraftan pek de icat yok demeniz ve üstüne de işte nedir gelinen nokta, mağduriyet algısı, toplumun da böylesi bir bakış açısını satın aldığını görüyorum diyorsunuz. Bu o algıyı güçlendirir mi Sayın İmamoğlu için? Ben şöyle nihayetinde burada bir analiz yaparken bu analiz iktidara yarar, muhalefete yarar açısından da bakmıyorum. Bir, AK Parti siyaseten İstanbul'da Cumhuriyet Halk Partisi'ni yenecek kapasitededir. Bugün Ekrem İmamoğlu işin başında olduğu halde, yani mesela araştırmalarda kolay kolay bir kişi belediye başkanı iken rakip partinin oyları kendisinden fazla çıkmaz. Her zaman 6-7 puan yukarıda çıkar. Sonra seçim zamanı bu biraz dengelenir. Başa başa yakın bir yerde biter. Şimdi 4 yıllık icraatta, yani çıkıp İstanbul'da sokakta sorsanız, ben burada yani Ekrem İmamoğlu'nu savunan iletişimci bir hanımefendiye sordum. Bana dedim 3 kalem Ekrem İmamoğlu'nun icraatından bahsedebilir misiniz? Dedi ki işte üniversite öğrencilerinin barınma sorununu çözdü. Bu. Ben dedim ki ya İstanbul'da kaç milyon öğrenci var? Kredi yurtların kapasitesi ne kadar? Ekrem Bey kaç bin kişiye yurt yaptı? Cevap şu: ben anlamam, barınma sorununu çözdü. Şimdi az önce Kılıçdaroğlu'nun ifadeleri de yani çok süslü laflar. 10 metro inşaatı şu bu. İstanbul halkı hizmet yapanı yapmayanı görür ve yapanı baş tacı eder. Hizmet yaptığı halde kimsenin değerini düşürmez. Mesela şöyle yapalım. Sarıyer'de başkan beğenisi diye bakıyorsunuz. İlçe belediyesi diyelim 75'lerdeyken Büyükşehir'inki 60'larda çıkıyor. AK Partili bir yerde yine başkan beğenisi sorduğumuz zaman ilçe belediyesi 70'lerde, 75'lerde, Ekrem Bey 55'lerde çıkıyor. Bu manzara genelde araştırmalarda tersi çıkar. Her zaman Büyükşehir değeri üstündür. Eğer siyaseten Ekrem İmamoğlu ile uğraşmak diye bir amaç varsa AK Parti'de, kendi haline bırakmaları iki açıdan avantajlıdır. Bir, Cumhuriyet Halk Partisi içerisindeki didişmelerden dolayı imajını kaybetmiş, hizmet yapamamaktan dolayı imajını kaybetmiş bir kişi ve şeyden besleniyor. Hani kabusum diyor ya, ne yapıp yapıp o kabus pozisyonunda durmak istiyor. Fakat vatandaş da kabustan çok hoşlanmaz diye düşünüyor. Peki Profesör Doktor Ali Çarkoğlu, siz nasıl bakıyorsunuz? Yani ortada bir terörle iltisaklı personelin merkezinde olduğu bir soruşturma söz konusu. Bir taraftan İhsan Bey diyor ki aslında öyle ciddi bir icraat ya da çok popüler bir hani performanstan da bahsetmek mümkün değil diyor. Bir taraftan da Sayın Kılıçdaroğlu'nun bahsettiği İstanbul'daki icraatlar ve üstüne de işte milletin iradesi İstanbul'da buydu, niye engellemeye çalışıyorsunuz diye çıkışlar var. Bu soruşturma üzerinden gidelim, sıcak gelişme olduğu için. İçeriği, zamanlaması ve diyor ki İhsan Bey, yani AK Parti'nin Ekrem Bey'le uğraşma ihtiyacı var mı yok mu, o da ayrı bir tartışma diyor. Bilmiyorum, siz nasıl bakıyorsunuz, var mı yok mu? Yani ben aslında biraz şaşkınlık içindeyim. Niye? Çünkü gerçekten buradaki değerlendirmeler büyük ihtimalle iki ayrı gezegenden gelen değerlendirmeler gibi olacak. Niye? Çünkü... Ama yani, gerçeklik her zaman bir şaşkınlık oluşturur. Bakalım yani. Şaşkınlık gerçekten bilimsel şöyle gerçeklik şaşkınlık de öyledir. Bir hayret yaratır insan. Evet ama yani şimdi karşı karşıya olduğumuz duruma bir bakalım. 2019'da belediye seçimi yapılırken beka tartışması üzerine yürütülen bir kampanyayı Cumhurbaşkanı kendisi İstanbul'da defalarca miting yaparak kendisi yürüttü ve sonunda kaybettiler. Şimdi bu kolay yutulacak bir lokma değil. Üzerinden kaç sene geçti? Yani 23'e geldiğimiz zaman 4 sene geçmiş olacak. Daha 4 sene olmadı. Hiçbir şey ortada pek yokken şu anda gördüğümüz kadarıyla son bir yıl içerisinde hem terör iltisakı devam ettiriliyor, pek bir şey. Yani ben açıkçası yine bugün gündeme gelmiş olmasına yine şaşırdım. Niye? Çünkü bu iş bitti, hiçbir şey çıkmadı diyebiliyorduk. Bakalım ne çıkacak, göreceğiz. Tabii bunlar ciddiye alınması gereken iddialar. Türkiye'de terör konusunu ciddiye almayacak herhangi birisi yoktur. Eminim ki ben İstanbul Büyükşehir Belediyesi de bunu gayet ciddiye alıyordur. Fakat bunun zamanlamasının biraz manidar olduğuna hiç şüphe yok. Çünkü hiçbir şey çıkmamış, bir şey yeniden başlıyor. Yine bir şey çıkmazsa ne konuşacağız o zaman bilmiyorum. Kaldı ki bu ahmak tartışması halk tarafından bence çok net bir şekilde bir mağduriyet olarak görülüyor. Yani bunu tersini gösteren bir araştırma varsa benim hiç haberim olmadı bundan. Hiç görebildiğim kadarıyla birkaç tane araştırma yapıldı. Halka açıkça soruluyor, siz nasıl görüyorsunuz bunu diye. Evet, hem mağduriyet olarak görüyorlar hem de bunun hukuki değil siyasi bir şey olduğunu düşünüyorlar. Şimdi siz ne derseniz deyin. 70 civarında bir çoğunluğun fikrini yeni bir soruşturma açarak değiştirebileceğinizi ben zannetmiyorum. Çünkü aynı şekilde bu iltisak konuşması da o şekilde algılanacak. Ve tabii bu yani ilk başta Gülfem Hanım söyledi, yani bu bizim için neden önemli? Çünkü biz artık hakikaten memlekette hukuka sokaktaki vatandaş inanıyor mu diye düşündüğümüzde yani inanmadıklarını söylemekten başka bir şey yapamıyoruz. Niye? Çünkü ev sahibiyle kiracı mahkemede işlerini çözemedikleri için sokakta kavga ediyorlar, dövüşüyorlar, birbirlerini bıçaklıyorlar. En basit şey, bir taksiciyle vatandaş, turist olmanız gerekmiyor. Hiçbir sorunu, en basit, ortada 100 liralık bir sorun dahi olsa kavgayla çözümleniyor. Mahkemeye gidilmiyor, kendi aralarında bir şekilde çözmeye çalışıyor insanlar. Şimdi bunların hepsi çökmüş bir hukuk sistemi ve bunun topluma yansımasının bir göstergesi. Şimdi bu yani İmamoğlu'na açılan davadan buraya kadar nasıl geldik? Biraz ışık hızıyla bu atlamayı yaptım gibi gözüküyor ama açıkçası halk nezdinde benim kanaatim bu atlama çok net bir şekilde yapılıyor. Niye? Çünkü bir siyasetçiye hele hele böylesine önemli bir seçimde Cumhurbaşkanı'yla bir anlamda kafa kafaya gelmiş bir seçimde seçimi kazandıktan sonra böyle bir muameleye tabi kalması kolay yutulacak bir şey değil. Şimdi ben açıkçası Büyükşehir Belediyesi'nin performansının ilçe belediyelerinden düşük olup olmadığını bilmiyorum açıkçası. Benim elimde böyle bir veri yok. O açıdan İhsan Bey'in söylediklerine güvenmek durumundayım. Ama bunun büyük resmi değiştirdiği kanaatinde değilim. Büyük resim çünkü çöpü kim topluyor, elektrik sorunu var mı, trafiğin işlerliği ya da kar yağdığında başımıza neler geliyor'nun tartışmasından çıktı artık. Biz onu tartışmıyoruz şu anda. Tartıştığımız şey çok temel bir anayasal haktır. Bu anayasal hak da hukuki bir sürecin ihlal edilmesiyle bir mağduriyet yaratılması. Neden konuştuğumuzu sadece yani verilen mahkumiyet kararından bahsetmiyorum. İlk başında atanmış olan hakimin değiştirilmesi, görevden alınmasından bahsediyoruz. Alındıktan sonra normal bir sürecin işlememesinden bahsediyoruz. Nasıl bir normal süreç? Avukatlar uzatma istiyorlar. Normalinde uzatmanın birkaç hafta ya da bir ay süresi olması beklenirken birdenbire 3 saatiniz var, hadi gelin yapın savunmanızı deniliyor. Şimdi bunlar Türkiye'de hukuk devletinin güvenilirliğini tamamen sarsan uygulamalar. Şimdi bunların halkın gözünden kaçtığını düşünmek bence biraz saf dilli bir düşünce olur. Yani ben İmamoğlu ve arkadaşların yerinde olsam bu düşünceleri öne sürenlerin devam etmelerini isterim. Çünkü doğru bir teşhis değil, yanlış bir teşhisle aslında kendi argümanlarını halka çok daha rahat, çok daha güvenli bir şekilde anlatma imkanına kavuşuyorlar. Çünkü buna yapılabilecek bir karşı argüman benim kanaatim şu an için yok. Yani iktidarın elinde İmamoğlu'na karşı yapabileceği bir argüman olsaydı bugüne kadar duyacaktık. Yapılan argüman bir araba yolsuzluğuyla ilgili bir soruşturma açıldı yanlış hatırlamıyorsam. Arkasından iltisak tartışması yapıldı. Şimdi de bu hamak tartışması yapıyoruz. Şimdi bu halk nezdinde bunun nasıl görüldüğünü artık tartışmamızın bir anlamı olduğunu düşünmüyorum açıkçası. Şimdi bu soruşturma ile ilgili şu açıdan da görüşünüzü merak ediyorum. Sonra Ankara'ya döneyim Mazhar Bey, siz lütfen yorumlarınızı paylaşın. Şimdi bir kere bir soruşturma oldu. O bir nihayete vardı. Şimdi tekrar soruşturma var. Konu terör ve güvenlik meseleleri olduğunda görevden alınması konusu gündeme gelebilir. Konu hakaret olduğunda böylesi bir yetki İçişleri Bakanı'nda bulunmuyor. Bütün bunlar da konuşuluyor bir taraftan. Siz dolayısıyla bunun önümüzdeki birinci etkisi hem Gülfem Hanım altını çizdi hem de siz toplumda hukuk sisteminin nasıl algılandığı ile ilgili olumlu yönde gitmiyoruz diyorsunuz. Bu büyük resim, bunu bir kenara koyuyorum. Gelelim bir de her günkü gündemimiz olan siyaset yarışına. Ve Sayın İmamoğlu'nun ismi, hani beğeneni vardır, beğenmeyeni vardır ama ismi geçiyor. Cumhurbaşkanlığı seçiminde iddialı isimlerden biri olarak konuşuluyor. Bu açıdan etkisi ne olabilir ve zamanlamayı bu açıdan nasıl görüyorsunuz? Yani bir taraftan evet toplumda hukukun algısına yönelik bir etkiye dair konuşacağımız burada bir zemin oluşuyor. Bir de bir taraftan Sayın İmamoğlu'nun siyasi süreçte nerede durup duramayacağına yönelik de bir şey çıkıyor. Buna yönelik sizin görüşünüz nedir? Yani açıkçası Ekrem İmamoğlu gibi siyasette aslında yolun başında sayılabilecek bir kişiliğin kariyerini bu olayın biraz geciktirmesi söz konusu olabilir. Ama bitirmesi ihtimali çok uzak bir ihtimal. Bunu Türkiye'de biz hiç yaşamadık şimdiye kadar. Bu olayda da yaşamayacağımızı beklemek bence gerçekçi bir beklenti olacaktır. Ama bu oyun nasıl bozulur, nasıl normalize olur bu süreç, onu tahmin etmesi çok zor. Ama daha evvel yaşadık. Yine tartışmak istemiyorum. Yani Sayın Erdoğan'ın da başına aynı şeyler gelmişti. Yine normalize oldu. Dolayısıyla bence buradaki konu geçici, kısa dönemli bir tartışma. Uzun dönemdeki tartışma için aslında İmamoğlu'nun elinin kuvvetlendiğini söylemek son derece mümkün. Ben kesinlikle Altılı Masa içerisinde, Halk Partisi içerisinde de bir ayrım, bir sürtüşme olduğu kanaatinde değilim. Bu bir spekülasyon şu an itibariyle. Hangi konuda ayrım olmadığını yani büyük masanın içerisinde İyi Parti ile İmamoğlu CHP yönetimine karşı birlikte hareket ediyorlar. Senaryoları yazılıyor mesela. Bu Saraçhane'den sonra güçlendi. Evet, böylesi yani bir yorum. Ama spekülasyon diyorsunuz ve karşı olmadığı spekülasyon. Düşünün. Yani zaten salı günkü grup toplantısı zaten bilhassa bu intibayı ortadan yok etmek için yapıldı. Evet, Babaoğul konusu da orada gündeme geldi. Ama bunun burada duyulan ihtiyaç, açıkçası arada hiçbir sorun yok. Biz bu kampanyayı birlikte yöneteceğiz. Adayın kim olacağına da biz karar veririz. Bekleyin. Bunun dışında ben herhangi bir sinyal, ciddiye alınabilecek bir sinyal görmüyorum açıkçası. Peki, teşekkürler. Mazhar Bey, sizin de görüşlerinizi duyalım. Bu terör soruşturması hem neden şimdi diye konuşuyoruz, hem içeriği itibarıyla tabii yani göreceğiz ne çıkacak diye, yani ikinci kez böyle bir soruşturma gündemde. Ve siyasete etkisi ne olur diye de tartışıyoruz. Yani Sayın İmamoğlu'nun ismi geçiyor. Şunun şurasına kaldı en fazla 6 ay seçimlere. Onun siyasetteki serüveni için, 2023'te olası adaylık için adı geçtiğinden ötürü etkisi ne olabilir bu soruşturma sürecinin? Afşin Hanım, Urfa'da halk arasında bir deyim var. Derler ki ekmek sacından silah namlusu yapılmaz. Ekrem Bey'in bu soruşturmalar ve diğer bütün tartışmalar, Ekrem Bey'in Türkiye'deki genel siyasi hayatın içerisinde bir aktör yapmasına katkıda bulunur mu? Çok uzak bir ihtimal. Az önce Ali Hocam bir başka gezegenden bahsetti. Evet, ben başka bir gezegenden muhtemelen öyle bakacaktır. Çünkü bu coğrafyadaki var olan genel işleyiş, hatırlatmak isterim, biraz da ışıklanma yapayım. 1912'de Ahrar Fırkası ile İttihat Terakki, yaşasın hürriyet, kahrolsun istibdat diyenler sopalı bir seçim yapmak suretiyle hakikaten nasıl bir Türkiye geleceğini ortaya koyduklarını ve daha sonra 1954'te yine sadece millete hürriyet istediği için yine aynı şekilde yaşasın hürriyet, kahrolsun istibdat diyenler tarafından nasıl dar ağacına gönderildiğini biliyoruz. Burada Türkiye'nin yakıcı meseleleriyle ilgili bana gerçekten söylemelerini arzu ederim. Ekrem Bey'in nasıl bir vizyonu vardır? Bırakın İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni çok iyi yönettiğini varsayalım ki böyle bir durum yok. Sadece İhsan Bey'in söylediği gibi AK Parti'nin orada yapmış olduğu yanlıştan ve kendi içerisindeki çatışmadan ve AK Parti'ye karşıtlık olmasının ötesinde hiçbir politika üretmemekten elde etmiş olduğu başarıyı bütün bir Türkiye teşmil etmek istiyor. Buyursunlar. Biz şimdiye kadar Ekrem Bey'in Alevi meselesiyle ilgili söylediği bir konu var mı? Kürt meselesiyle ilgili söylediği bir konu var mı? Dış politika ile ilgili söylediği bir konu var mı? Kürtlerden oy aldığını söyleyen Sayın İmamoğlu'nun Kürt meselesinin nasıl bir çözüme kavuşturulacağı ile ilgili bir imada dahi bulunduğunu duyan var mı? Alevi meselesiyle ilgili, din vicdan özgürlüğü meselesiyle ilgili Türkiye çok büyük meseleleri olan, çok uzunca bir süre devlet toplum arasındaki çatışmaların derin yaraklara neden olduğu, kadim meseleleri çözmek için çok büyük çabalar gösterildiği, fedakarlıklar yapıldığı bir ülke. Ve bu ülkenin başına sadece ve sadece Erdoğan'a karşıt olmak üzerinden yürüttüğü bir stratejiyle bir adam gelip gerçekten bunları çözebileceğine inanılıyorsa ben o zaman gerçekten de başka bir gezegenden geldiğimi ben de düşüneceğim. Bakın mesele ne biliyor musunuz? Eğer bu bahsedildiği gibi çok kuşkulu ve endişeli baktığımı söylemek isterim bu açılan davalarla ilgili. Bir defa mesela Ekrem Bey'in bir önceki davasında İyi Parti Genel Başkan Yardımcılarının onun vekaletini üstlenip onun adına davaya girmelerine dikkatlerinizi çekmek isterim. Ayrıca bütün bu meselelerin ötesinde bu davaların hangisinin hukuk dışı olduğuna dair bir konuya dair bir ima dahi yoktur, bir tartışma dahi yok. Hukuk üzerinden bir dizaynı kendisine bir hedef olarak belirlemişse zaten AK Parti'nin iktidar olması ve ülkeye dair bir çözüm üretmesi asla söz konusu değil, olmayacaktır da. Burada benim en fazla dikkat çekmek istediğim ve altını çizmek istediğim konu şu. Şimdi gerçekten de Türkiye'deki var olan meselelere, Türkiye'deki var olan açmazlara, Türkiye'nin içerisinde bulunmuş olduğu bu coğrafyadaki karşı karşıya kaldığı temel kritik konulara yönelik herhangi bir politikanın üretildiğini ve bizim bundan habersiz olduğumuzu mu söylemek istiyorlar? Eğer gerçekten böyleyse, yani bu çok ciddi olarak ülkenin karşı karşıya kaldığı temel sorunların çözümü ortaya konulmuş ve biz bundan habersiz isek, eyvallah, yani bizi aydınlatmaları gerektiğini düşünüyorum. Ancak böyle bir konu yok. Bakın, kent soylu milliyetçiliğin öncülük ettiği bir siyasi hareket var karşımızda. Üstelik sosyal demokrat bir kimliği de yoktur bunun. Ve bu kent soylu milliyetçiliğin kendisinin geçmişindeki ilk milliyetçiliğin Türkiye'de neşünema bulduğu dönemlerde milliyetçi, köylücü, Cumhuriyetçi Parti ile başlıyor bu konu. Ve onun bugüne kadar dönüşmüş olan halini İyi Parti'nin bu işi dizayn edip yeni bir mekanizma kurmak istediği çatışmayı AK Parti'nin üstüne yıkmak suretiyle ya bunun Ekrem Bey'den ne istiyorsunuz? Bırak adam işini yapsın deme noktasında gelmenin bir anlamı yok. Buyursun yapsın. 4,5 senedir de 3,5 senedir iktidarda İstanbul'un hangi meselesini gerçekten de çözmek istedi de birileri gitti engel oldu. Bunun için bahaneler üretmenin bir anlamı yok. Burada benim gördüğüm en kritik konu şu. Bu altılı masa kendilerine bir aday bulmak istiyorlar. Ama bütün diğer toplumun da oy verebileceği, toplumun farklı kesimlerinden oy alabilecek birisi. Ama böyle birisi yok. Yani hem muhafazakarların, hem liberallerin, hem devrimcilerin, hem solcuların, hem ulusalcıların, hem Kürtlerin, hem muhafazakarların oy verebileceği bir aktör arıyorlar, bulamıyorlar. Bunu gördüklerinde de karşısında Erdoğan'ın bir ikizini istiyorlar ya da Arabını istiyorlar. Böyle birisi yok. Şimdi bunu nasıl oluşturabiliriz? Bu tür davalar üzerinden eğer oluşturulmak istenirse bu hakikaten çok Türkiye'nin bugüne kadar bu hukuk üzerinden siyaseti dizayn etme serüveninde çok büyük hatalarla karşılaşıldığını görmemiş bir parti olsa evet yani AK Parti'nin bunda bir dahli olduğunu söyleyeceğim. Ama biliyorum ki onlar bizzat bunun kendilerine nasıl yaradığını görürler. İstanbul meselesi çok anlatılıyor. Mazhar Bey burada doğrudur. Şey çok konuşuluyor ama yani kendi kendine dava açtırmadı herhalde İmamoğlu diye de çok konuşuluyor yani. Şimdi ona bakışınız nedir? Hani kendinden bir şey inşa etme gayretinde olsa gitti dava açtırdı kendisine. Şimdi böyle değil durum haliyle. Orada bir süreç var hukuki. Ya ona bakışınız ne? Efendim? İyi Parti bunu söyledi biliyorsunuz. İyi Parti yani birçok açıdan da değerlendirildi yani hani sonuçta hukuki süreç var. O da bir şekilde siyasi sonuçlar doğuruyor ya. Açılmış olan davanın Türkiye'de hukuk üzerinden toplumu dizayn etmenin asla ve kata ne iktidara ne Türkiye'nin siyasetine ne de topluma bir fayda getireceğini düşünmüyorum. Kaldı ki HDP dahil bunlarla ilgili yapılan eş ve eylemlerde bile hukuku bir aparat olarak kullanmanın hukukun evrensel ilkesine ve ortak payda olma özelliğine büyük bir helal getireceğini, zarar vereceğine inanıyorum ve böyle olmaması gerektiğini düşünüyorum. Hukukun aparat olarak kullanıldığını mı düşünüyorsunuz bu durumda? Hiçbir şekilde. Mazhar Bey. Sizin ifadeniz o yüzden merak ediyorum. Hukukun aparat olarak kullanılması dediniz ya sizin ifadeniz bu. Hukuk aparat olarak mı kullanılıyor diye düşünüyorsunuz bu durumdaki siz? Ben öyle olduğunu düşünmüyorum. Eğer böyle düşünüyorlarsa ya da böyle bir niyetleri varsa yanlış yapıyorlar demek istiyorum. Ya buna İhsan Bey söyledi. AK Parti'nin buna ihtiyacı yok. Eğer bütün bu yaptıklarına rağmen, az önce yine bahse konu olduğu için sizin kanalınızda Ulaştırma Altyapı Bakanı konuşuyordu. Bu kadar yapılan hizmetler, bu kadar Türkiye'de gerçekleştirdikleri dönüşüm ve değişimlere rağmen eğer bu anlamda hizmeti, kendi politik projelerini, kendi kadrolarının üretmiş oldukları hizmetleri insanlara anlatmaktan aciz kalıp bunu hukuku kendilerine payanda yapıp yapmak istiyorlarsa bu ayıp onlara yeter. Ben öyle yaptıklarını düşünmüyorum. Yani bunu böyle yapmadıklarını söylemek istiyorum. Böyle bir şey söylemelerine gerek yok. Bakın başka bir husus. AK Parti'yi ben 1970'lerde lisede öğrenciyken yurt dışında bir arkadaşım, benim yurttaki arkadaşım, babası Almanya'da bulunuyordu. 1973 ile 83 arasında bütün çalıştığı kazanımlarının büyük bir birikimini o zaman oradaki bulunan Milli Görüş'e vermişti. Ve bir Urfa'ya geldiği zaman kendisine sormuştum, ya amca seninle olan da bak burada daha iyi bir şartlarda okul okuyabilir. Niçin bunu böyle yapıyorsun? Böyle çok büyük bir fedakarlıkta bulunduğun takdir edilecek bir konu ama biraz daha hani oraya çok fazla şey yapmasan olmaz mı? Çok ilginç bir şey söylemişti. Demişti ki bizim için Türkiye'nin her evladı benim öz evladım gibidir. Şimdi bakın bu benim kastım, burada varmak istediğim nokta şu. AK Parti teşkilatları ve AK Parti'nin bugüne kadar ortaya koymuş olduğu yapılanma İstanbul'daki Büyükşehir Belediyesi desteği olmadan seçim kazanamayacak gibi bir yaklaşım. Eğer gerçekten de böyleyse o zaman AK Parti bitmiştir. Neredeyse milyonlarla ifade edilen üyesi olan bir partinin bu kadar çok büyük bir çalışmayı bir ilin belediyesinin imkanlarından mahrum olduğunda bir hezimet yaşayacaksa zaten iktidarda olmasının da bir anlamı yok. Böyle bir durum yok. Bu konuda Ekrem Bey'in bu tür şeylerin ortaya konulmasında ya da hukuki olarak bir takım davalarla karşı karşıya kalınması normal hukuki bir süreç olarak var olduğunu varsayıyorum. Bunun ötesindeki bütün anlamlar hem eğer AK Parti buna bir anlam yüklüyorsa ya da Ekrem Bey kendisini sözüm ona bir mağdur pozisyonda oturup bundan kendine bir hikaye yazdırmak istiyorsa doğru bir okuma değil. Türkiye'de hikayenin yazılacağı konu Türkiye'nin kalkınması, Türkiye'nin büyümesi ve Türkiye'nin yakıcı sorunlarına politik çözümler üretilmesi üzerinden olur. Yoksa kişisel kaprisler üzerinden bir siyasi hikaye yazılmaz Afşin Hanım. Böyle bir niyet içerisinde olanların da sonuçta bir yere varamayacağını çok yakın bir tarihte göreceğiz. Nitekim bu muhalefetin, yani bu bloğun bugüne kadar bütün oturup konuşmaları, tartışmaları, anayasa icat etmeleri vesaire falan tamamının ortaya koydukları iddia şu. Bugün Türkiye'nin sahip olduğu yönetim biçimi iyi değil. Tamam. Ne peki öneriyorsunuz? Başka bir daha geriye dönüş, daha ileri bir şey yok. Daha ileriye götürmek gerekiyor. Siyaset daha iyi olduğuna inandığınız bir konuma toplumu taşıma sanatıdır. Daha iyiye doğru götürmeyle ilgili bir adım atıldığına dair insanlar kanaat sahibi olurlarsa o zaman tercihlerini değiştireceklerdir. Ve bu tercihlerin de bahsettiğim gibi hukuki ya da bir takım entrikalarla ilgili değil, bizzat onların kanaatleri üzerinden şekillenmesi beklenir ki böyle olacağını düşünüyorum. Peki Mazhar Bey, teşekkürler. Siz diyorsunuz ki iktidarın böyle hukuku kullanacak davalar üzerinden bir şey, buna ihtiyacı yok diyorsunuz. Ama bunu işte İmamoğlu ya da muhalefet de kullanmasın bunu diyorsunuz, bu hukuki süreci. Yani ben kullanabilirler de, çok özür diliyorum. Ben kullanabilirler. Bundan bir şey çıkmaz. Ya benim o verdiğim Urfa'daki emsal bu. Ya bunu kullanabilirler. Bunun üzerinden muhalefet yapabilirler ama bunu toplumun, peki, seçmenin buna itibar edip gerçekten burada bir mağduriyet var. Burada bir hakkaniyeti riayet etmeme durumu. Bakın mesela seçimin tekrarlanması gerçekten insanların kabul edeceği bir konu olmadığı için pek çok kişi İstanbul'da siyasi tercihini bir kenara bırakıp İstanbul'da, ama burada böyle bir durum yok. Yani burada özellikle bir seçim tekrarlama mağduriyetinin oluşturulması gibi bir durum söz konusu değil. Fakat hakaret suçlaması ve sonunda siyasi yasak getirilmesi durumu var. Ya bunun algısının ne olduğunu düşünüyorsunuz? Ben bir siyasi yasak geleceğini zannetmiyorum ama bakın... Şimdi o başka, gelir gelmez ayrı istinaf süreci var, tamam, ama toplumdaki algısı açısından nasıl değerlendirdiğinizi merak ediyorum. Bunun toplumun bu konuda özellikle eğer bunun bir başka gerçekten arka planında ve bunun niyetinde toplumun sahip olduğu temel meselelerle ilgili bir çözüm ya da toplumun iç dinamikleriyle yönelmiş olduğu değişim alanına doğru bir önderlik etme durumu söz konusuysa ve bu tür hukuki blokajlarla engellendiğini hissederse peki, toplum yanında yer alır. Yani şöyle bir durum olsa hakikaten Ekrem Bey çok büyük bir hikaye yazıyor. İstanbul'da çok büyük bir başarı elde ediyor. Ve benim az önce işaret ettiğim Türkiye'nin temel meseleleriyle ilgili de bir müesses nizama ya da bir başka otoriteye karşı baş kaldırıp çok önemli bir hikayeyi, çok önemli bir gelecek projeksiyonu ortaya koyuyor. Bize bir cennet bahçesi vaat ediyor ve bu cennet bahçesini bizim elimizden tutup oraya götürmeye çalışırken de Tayyip Erdoğan bunun önüne dikenler ekiyor. Bu eğer böyleyse gerçekten Ekrem Bey o zaman önemli bir aktör olur. Ama bugün böyle değil. Tam tersine bizim içinde bulunduğumuz bir cennet bahçesinden bizi daha karanlık bir yere götürdüğüne dair bir kanaat var toplumda. Yani bunun için Ekrem Bey'in önüne konulan sözüm ona engeller Ekrem Bey'i bir kahraman yapmayacak. Peki, pek teşekkürler Mazhar Bey, sağolunuz. Buradan devam edelim. Profesör Doktor Mustafa Aydın aslında çok hem ilk turun en son konuşmacısı olmak, sürenin geç, daha doğrusu konuşma sırasının geç gelmesi demek. O yüzden affedin ama konular da böyle çok boyutlu. Şimdi terör soruşturmasının detaylarıyla biz başladık aslında, süreci nasıl etkiler diye. Ve bir taraftan da yani buradan bir işte hikaye, siyasi bir hikaye çıkmaz diyen konuklarımız da var. Bir taraftan aleni bir haksızlık söz konusu. Sonuçta hakaret suçuna, hani hakaret ve bunun için siyasetten yasaklanma ihtimalinin doğması orantısız bir durum yorumları da var. İmamoğlu buradan siyaseten sempati topluyor görüşünde olanlar da var. Yok, hizmet yok da diyenler var. Bilmiyorum siz nasıl bakıyorsunuz ama özellikle yine bu bugünün sıcağı olduğu için üstüne durabilmek istiyorum. Terör soruşturmasının tekrar gündeme gelmesi. İşte işe alım süreçlerinde bugüne kadar arşiv araştırması sürecinin gereği gibi işletilmediği anlaşılmıştır diyen İçişleri. Bununla ilgili açıklamaları olan Büyükşehir Belediyesi kendi iç prosedürleriyle ilgili. Ve tekrar gündemde özetle Sayın İmamoğlu'na yönelik bir başka süreç. Hatta görevden alınmasıyla sonuçlanabilecek bir süreç. Çünkü konu terörle iltisaklılık. Sizin buna bakışınız nedir? Zamanlaması, içeriği, siyaseten doğurabileceği sonuçları açısından. Şimdi bu süreç bize bir kere daha gösteriyor ki Türkiye'de hiçbir tartışma bitmez. Bitmiş denen her tartışma uygun olduğu zaman, şartlar gerektirdiği zaman yeniden ortaya çıkartılabilir. Buna hukuki süreçler de dahil. Yani daha önce üzerinde hukuki bir karar verilmiş olsa dahi bir konu, eğer siyaseten gerekli oluyorsa çıkartılabiliyor tekrardan. Ve nitekim Türkiye siyasi tarihinde de bunun çok örnekleri var. O yüzden bunun şu anda yine yaşanıyor veya yaşanabiliyor olması çok şaşırtıcı bir durum değil. Bu bir. İki, seçime 5 ya da 6 ay, işte onu tam bilmiyoruz, kalmış bir süre içerisinde ülkede ne oluyor ise olan her şey siyasidir. Burada bir futbol maçı oynanıyor da olsa o siyasidir. Burada ekonomiyle ilgili bir durum varsa da siyasidir. Burada bir mahkeme süreci varsa bu bir siyasetle ilgili bir süreçtir. Yani bu kadar önemli olduğu düşünülen bir seçim geliyor. Yani Türkiye'nin, Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100. yılında her iki taraf açısından baktığınızda da, iktidar bloğu açısından baktığınızda da, muhalefet bloğu açısından baktığınızda da ikinci yüzyılı belirleyeceği düşünülen bir seçim geliyor. Ve buna 5 ay veya 6 ay kalmış bir süreç içerisinde ortaya çıkan bir konu konuşulurken bunun siyasetle alakası yoktur demek siyaset yapmak demektir bence. Kendi itibariyle bu bir. İki, Türkiye'de hukuk, arkadaşlarımız da söyledi, aslında her zaman şüphe uyandıran, her zaman halkın problemli yaklaştığı bir konu olmuştur. Ama son yıllarda daha da fazla için içine siyaset karıştığına dair bir kanaatin de ortaya çıktığını kendi araştırmalarımdan ben görüyorum. Biz 14 yıldır her yıl yaptığımız araştırmada şunu görüyoruz. Türkiye'de yargı bağımsız mıdır? Veya Türkiye'de yargıya güveniyor musunuz? Veya Türkiye'de yargıya siyasetin karıştığını düşünüyor musunuz gibi sorulan sorulara 2000'li yılların ortasına itibaren giderek daha fazla sayıda bir destek olduğunu görüyoruz. Yani yargıya güvenin düştüğünü, daha fazla siyaset katıldığını, karışıldığının düşünüldüğünü görüyoruz. Bu 2016'dan sonra hızla değişti. 2016'da biliyorsunuz bir darbe girişimi var. 2016'dan darbe girişiminden sonra hızla yargıya olan güven bir sene sonra tekrar hızla arttı. Çünkü oraya gelinceye kadar 2010'dan itibaren, o 2010'da biliyorsunuz bir referandum yapılmıştı. Anayasa referandumu ve ondan sonra yargıda bir düzenleme yapılmıştı. O düzenlemeyle birlikte yargıda şimdi FETÖ olarak adlandırdığımız grubun hakimiyeti yükselmeye başlayınca kamuoyunda da siyasetin yargıya daha çok karıştığı ve yargıya güvenin azaldığına dair bir kanaat oluşmuştu. O nedenle 2016 darbe girişiminden sonra hızlı bir düzelme oldu. Her şey tekrardan düzelecek gibi bir beklenti oldu. Bu 2 yıl sürdü. 2018'den sonra tekrar hızla düşmeye başladı yargıya olan güven. Dolayısıyla burada yargının siyasallaştığına dair kamuoyunda bir kanaat var. Şimdi böyle bir kanaat varken ve bu kadar önemli bir seçime giderken adı geçen adaylardan biri, güçlü olsun olmasın, başarılı olsun olmasın yaptığı işte, ama adı geçen adaylardan birisi hakkında birden fazla yargı süreci varsa burada kamuoyu doğal olarak bunun bir siyasi mesele olduğunu düşünür. Ve bence Türk kamuoyu yeterince tecrübelidir bu konularda. Son 5-6 ay içerisinde çıkmış bu tür siyasi olduğunu düşüneceği konular üzerinden karar vermez kime oy vereceğini. Yani bunu beklemek biraz bence saf dillik olur. Ama bunları söylemiş olmam siyasetçilerin bunları denemeyeceği anlamına gelmez. Çünkü siyasette köşeye sıkıştığınızda hiç yapmayacağınız şeyleri de yaparsınız. Bunun örneklerini de yine Türkiye'de de ve dünyada da gördük, ama Türkiye'de biz kendimize yakın bir ülkede çok daha fazla gördük bunun örneklerini. Şimdi benim gördüğüm AK Parti ve Cumhurbaşkanı Erdoğan kendi rakiplerini seçmeye çalışıyorlar. Çünkü uzunca bir süredir Altılı Masa'nın adayı konuşuluyor bu ülkede. Değil mi? Yani aylardır siyasi tartışma ve gündem Altılı Masa'nın Cumhurbaşkanı adayının kim olacağı üzerine dönüyor. İşte Gülfem Hanım burada karşımızda oturuyor iletişimci olarak. Bir konu ne kadar çok tartışılırsa aslında o konu etrafında bir şekillenme ortaya çıkar. İlgi oraya odaklanır. Şunu gayet iyi biliyoruz ki iktidar bloğu çok uzun süredir muhalefetin adayının ortaya çıkmasını istiyor ki ona odaklanabilsin. Tartışmaları o kişiye odaklayabilsin ve ona karşı stratejisini geliştirebilsin. Buna karşılık aynı bu durumu gören muhalefet bloğu da ısrarla adayını açıklamıyor. Ha, bunu şunu da söyle de diyebilirsiniz. Beceremediler aday seçmeyi, kendi aralarında anlaşamadılar, o nedenle açıklamıyorlar diye de söyleyebilirsiniz, ama fiili durumun sonucu bir muhalefet adayı resmen ortada olmadığı için iktidar bloğunun bu seçimle ilgili stratejisi net bir şekilde ortaya çıkamıyor. O nedenle bakıyorsunuz bir hafta 10 gün Kemal Kılıçdaroğlu aday olacakmış düşüncesiyle onun üzerinden bir tartışma yürütülmeye çalışılıyor. Bir süre sonra onun geri plana düşmüş gibi bir hava oluşunca bu sefer işte Ekrem İmamoğlu üzerinden bir tartışma yürütülüyor. Veya orada bir ilerleme olmazsa bu sefer bu partilerin birbirleriyle olan ilişkilerindeki sorunlar üzerinden bir tartışma yürütülmeye çalışılıyor. Dolayısıyla muhalefetin adayının netleşmemiş olması iktidar açısından da aslında bir sorun. Seçim stratejisinin bir an önce belirlenmesiyle ilgili. Adayı açıklamamak ya da bir stratejiye dönüştü. Yani stratejiydi değildi ayrı bir soru, ama sonucu itibariyle baktığınızda bu bir şeye dönüştü. Bir sonucu olan bir şeye dönüştü. Bu nedenle bence söylediler, yani 2 ay evvelinden Ocaktan evvel hiçbir şey açıklamayacağız dedikleri. Tabii, aylardır söylüyorlar. Tabii. Hani bu stratejileri budur da diyebiliriz. Evet, tabii. Ama beceremiyorlar da diyebiliriz. Yok, fakat sonuç itibariyle bir şeyi değiştirmiyor. Yani sonuç itibariyle ortada muhalefetin adayı olmadığı için ona karşı bir strateji de geliştiremiyorsunuz. O yüzden biraz dağınık kalıyor. Peki burada iktidarın muhalefet de adayını açıklayamadığı söylemini kuvvetle kullanabildiğini gözlemliyor musunuz? Bunu kullanıyor. Bunun belli bir kesim üzerinde etkili olduğunu görebiliyorum. Yani belli bir kesim üzerinde mutlaka etkili oluyor. O tartışma yürüyor. Hatta muhalefet partilerini destekleyenler arasında da bu tartışmanın yürüdüğünü görebiliyoruz. Yani hem sosyal medyada hem televizyonda hem yazılıp çizilenlerde. Orada da bir kısım içerisinde bir burada yılgınlık, bir kızgınlık, bir hayal kırıklığı var. Orada da bir ısrar var bir an önce aday çıksın. Açıklansın. Çünkü yani bir şey ortaya çıktıktan sonra herkes yerini bilecek ve daha rahat tartışacak. Ama bu bir strateji olarak baktığınızda da adayın mümkün olan en geç tarihte ilan edilmesi muhalefet açısından kendi tercih ettikleri de olduğu anlaşılıyor ve akıllıca gözüküyor en azından. Çünkü iktidar bloğu burada bir strateji geliştiremiyor. Bu nedenle bence şimdi iktidar bloğu bir zorlamaya gidiyor. Çünkü Ekrem İmamoğlu eğer bu yargı süreçleriyle adaylığı soru işaretli hale gelirse onu aday göstermek de giderek zorlaşacağı için bir strateji olarak. Çünkü aday gösterdiniz, aday gösterme süreci geçti, bitti, tarih bitti ve Ekrem İmamoğlu siyaseten yasaklandı veya seçime giremez hale geldi. Bu sefer adaysız kalma durumu ortaya çıkabilir. Bu nedenle şimdiden bunu zorlayarak onu bir kenara ayırmaya çalışıyor. Niye onu ayırmaya çalışıyorlar? Yine bir sürü araştırma gösteriyor ki ben hani alternatif adaylar arasında, ismi geçen alternatif adaylar arasında yapılan kamuoyu araştırmalarına baktığımızda bundan 6 ay öncesine kadar Ekrem İmamoğlu diğer adayların, muhalefet aday adaylarının önünde gözüküyor. Şu anda benim gördüğüm kadarıyla bu yargı sürecinden hemen önce İmamoğlu, Yavaş ve Kılıçdaroğlu birbirine çok yakındı. Hatta ben bunu anketlerde hata payı içerisinde kabul edilebilecek kadar birbirine yakındı. Bu hangisinin seçim sürecinde başarılı olacağıyla ilgili bir şey söylemiyor. Ama birbirlerine yakın olan adaylardan bahsediyoruz. Şimdi burada... Bir veri de şu, AK Parti seçmenine sorduğunuzda Cumhurbaşkanlığı seçiminde rakip olarak kimi görmek istersiniz diye sorduğunuzda en az görmek istedikleri isim olarak İmamoğlu çıkıyor. Affedin lafınız ne olur unutmayın. İhsan Bey, siz de bunu gözlemliyor musunuz? AK Parti seçmenine sorulduğunda işte muhalefetten rakip kimi görmek isterdiniz karşınızda? Siz kimi görüyorsunuz? Sizin çalışmalarınız ne söylüyor? Şöyle, yani çok yoğun veri kullanan birisi olarak söylüyorum. Yani 6 ay önceki tezlerle bugünkü tezler çok değişti. 6 ay önce toplum muhalefet partilerinin değerlerini yükseltmişti, oylarına. Ve birçok meselede Cumhur İttifakı ile Millet İttifakı'nı kafa kafaya getirmişti. Aslında o da bir yanılgıya sürükledi Millet İttifakı'nı. Ne de olsa kazanıyoruz, kimle kazanıyoruz tartışması çok yordu masayı. Ve vatandaş şöyledir, yani toplum değişkendir, kararlar da sürekli değişir. Siz bir tablo astınız, yani peki, karşı tarafa beklediniz. Bu 6 ayda millet beklentisini tekrar Cumhur İttifakı'na yönlendirdi. Mesela dediğim gibi Ekrem İmamoğlu aday olduktan 1 yıl sonra eğer Cumhurbaşkanı adayı olsaydı çok güçlü ve Tayyip Bey'le başa baş mücadele edecek bir aday olabilirdi. Ama 6 ay sonra iki şeyi çok değiştirdi. Bir, toplum yönünü iktidar tarafına döndü 6 ay içerisinde. İkincisi de Cumhuriyet Halk Partisi içerisindeki Ekrem İmamoğlu tartışması bir adaya, yani Türkiye siyasi tarihinde bir meseleden hiçbir kişi bu kadar büyük darbe almamıştır. Onun da sebebi şu. Eğer sizin geride İstanbul'da güçlü bir duruşunuz, pozisyonunuz, desteğiniz olsaydı Cumhuriyet Halk Partisi içerisindeki bir tartışma sizi bu kadar yaralamazdı. Peki. Ben sadece orada siz Mustafa Bey'in 6 ay önceki verilerle bugünkü veriler farklı çok değişti. Yani. Evet, bu devam edelim. 6 ay önce için haklısınız. Ben de katılırım. O zaman yani şu anda AK Parti seçmeni aday olarak karşıda kimi görmek istiyor? Soru bu. Ya seçmen olarak yani kimi görmek istediğiniz diye sormadık ama ha, şimdi tamam, şey ya, o zaman tamam, ben sorduğum için söylüyorum. Tamam, ben onu sormadım. Ben sordum ve Hı-hı. benim sorduğum Peki. soruda Hı-hı. en çok görmek istedikleri rakip olarak Kemal Kılıçdaroğlu çıkıyor. En az görmek istedikleri rakip olarak da Ekrem İmamoğlu çıkıyor. Şimdi burada bu seçim sonucuyla ilgili bir şey söylemiyor. Hı-hı. Yani bu Hı-hı. Ekrem İmamoğlu'nun seçilebilir, seçimi kazanabilir ya da Kemal Kılıçdaroğlu'nun kazanamaz olup olmadığı ile ilgili bir şey söylemiyor. Ama AK Parti tabanındaki bir bakış açısını yansıtıyor. Şimdi öyle düşünüldüğü zaman AK Parti tabanının kendisine karşı, kendi adayına karşı en güçlü rakip olarak gördüğü Ekrem İmamoğlu'nun bir şekilde devreden çıkmış olması bu parti tabanı açısından olumlu görülecek bir şey. Dolayısıyla bunun siyaseten çıkartabiliyorsanız siyaseten çıkartamıyorsanız hukuken çıkartılmasının nasıl benimseneceğini anlayabiliyorum bir strateji olarak, bir siyaset stratejisi olarak. Ve bunun da uygulamaya koyulduğunu düşünüyorum. Çünkü bu yöntemle şimdi İmamoğlu devreden çıkınca o zaman zaten aday olmak konusunda çok arzulu olan Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylık ihtimali daha yükselmiş oluyor. İmamoğlu devreden çıktı diye görüyor musunuz bu gelişmeler ışığında? Çok hızlı bir yargı süreci işleyip İmamoğlu lehine karar verilmediği takdirde, ki ben bunun olacağını sanmıyorum, çıktı gözüküyor. Bu seçimle ilgili olarak. 2023'le ilgili olarak. Ve zaten son CHP grubuna gittiğindeki tavır, hal, konuşmalar, işte bu baba oğul tartışmaları vesaireler. Evet. Bu da o parti içerisinde en azından böyle bir havanın oluştuğunu gösteriyor. Ama burası Türkiye. Burası Türkiye dediğimiz zaman her şeyin olabileceğini de kabullenmiş ve benimsemiş oluyoruz. Yani yargı süreci kendi mecrasında ilerlemediği için, yargı süreci sürekli müdahalelerle karıştığı için ne olacağını bilmiyoruz. Mesela bu süreç uygun olmadığı düşünülürse çok hızlı bir şekilde itiraz süreci de sonuçlanıp İmamoğlu lehine bu sefer bir karar da çıkabilir. Ama İmamoğlu'nun söylediğini hatırlatmak isterim size. Şunu söyledi. Ben bir takım oyuncusuyum. Tabii. Dolayısıyla ben takım oyuncusu olarak ne zaman davet edilirsem o zaman oynayacağım dedi. Bu şu demek. Kampanyada kim aday olursa olsun İmamoğlu destek sahada var. Olacak. Hepsi dolayısıyla olacak. Hepsi olacak. Dolayısıyla bu adaylık tartışmasına ben açıkçası anlam veremiyorum. Niye? Çünkü şunu biliyoruz. Sadece Cumhurbaşkanı belki tek başına bir podyumda konuşacak. Geri kalan adayların hemen hepsi altılı masa olarak gidecekler. Birlikte olacaklar diyorsunuz. Evet. Tek aday çıkarsalar dahi fazla isim var beraber yani. Olacak. Bir gazeteci dostumuz hızlı sonra Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanımızdan birisine soruyor. Diyor ki bu mecliste yani grupta Ekrem İmamoğlu konuşmadıktan sonra ve baba oğul ve 16 milyonun destekçisiyim mevzusundan sonra Ekrem Bey'in adaylığı gündemden düştü mü? Cevap şu, bugüne kadar hiç olmadı ki. Yani Kılıçdaroğlu'nun her söz aldığında belediye başkanlarının işini yapacak, belediye başkanları görevini tamamlayacak, belediye başkanı işin başında dursunun dışında bizim hiçbir yaklaşımımız olmadı. Bizim ilk günden beri belediye başkanlarıyla alakalı kanaatimiz bu. Bunu söyleyeyim Peki. Genel Başkan Yardımcısı. Bu Kılıçdaroğlu'nun pozisyonuydu zaten. Kılıçdaroğlu'nun evet. durduğu ha, pozisyon. Doğru. Şimdi şöyledir, Cumhuriyet Halk Partisi kurumsalı bir proje veya program yürütüyor. Piyasa yapıcılarının ayrı bir beklentisi var. Bence biraz piyasa yapıcılarıyla CHP arasında da bir çatışma olduğunu düşünüyorum. Şimdi reklama gitmem lazım. Ondan sonra buradan devam edelim. Hani bu hukuki süreçler. Mustafa Hoca'nın yorumuna bir cümle ekleyebilir miyim? Mazhar Bey reklamdan sonra olur mu? O süresi geldiği için reklamın diyorum. Tabii ki. Teşekkür ederim. Sağ olunuz anlayışınız için. Bir ara var sonrasında devam edeceğiz. Devam ediyoruz 360 geceye. Reklamdan önce Mazhar Bey, siz söz istemiştiniz. Hala görüşünüzü paylaşmak isterseniz buyurun, sonra konu değiştireceğiz. Baba oğul polemiğine, benzetmesine geleceğiz. Çok kısa, ben Mustafa Bey'in söylediklerine, Mustafa Hoca'nın söylediklerine katılıyorum. Benim de gözlemlerim ve genel olarak AK Parti çevrelerinin kahir ekseriyeti Tayyip Bey'in karşısında en güçlü rakibin Ekrem Bey olacağını düşünüyorlar. Ve böyle varsayıyorlar. Ben de bunun aksini düşünüyorum. Yani AK Parti yöneticileri de bence öyle düşünüyorlar. Yani Ekrem Bey'in en güçlü aday olacağını düşünüyorlar. Bunu da zaten Ekrem Bey de böyle düşündüğü için ben onun kabusuyum gibi laflar ediyor. Ama işin reel politik açısından ve muhalefetin kurduğu politik söylem açısından baktığımızda bana göre en uygun aday Kemal Bey'dir. Yani muhalefet açısından ve Tayyip Bey karşısında da görece daha bir varlık gösterecek olan, daha dişli bir aday olacak olan kişi bana göre Ekrem Bey değil, Kemal Bey'dir. Ekrem Bey'in 2 programlık ömrü vardır. Mansur Bey'in 1 programlık ömrü vardır. Bunu daha önce Habertürk'te söyledim. Tekrar programlık ne demek Mazhar Bey? Bir de ömürlük şöyle, derken ya Allah herkese ömür versin öyle demeyeyim, siyaseten şu anlamda. Geleceklerinden bahsediyorsunuz. Yok, estağfurullah. Hayır, Allah uzun ömür versin. Onu kastetmiyorum. Yani, bir biçimde hani diyelim ki aday oldukları zaman bir program yaptılar. Yani bir miting olur, bir ilde bir program olur ya da bir televizyon programı olur. Bir program bilemediniz, 2 program sonra balon söner ve İnsanlar bu mudur bizim Cumhurbaşkanı yapmak istediğimiz kişi deyip kesinlikle ona oy vermekten vazgeçeceklerdir. Her ikisi için de aynı durum söz konusu. Ama Kemal Bey'in siyasi tecrübesi ve en önemlisi de bana göre muhalefetin kurduğu politik söylem açısından en güçlü aktör odur. Hem tecrübesi hem söylemleri bakımından. Peki, teşekkürler. Evet, arkadaşlarımdan da teyidi geldiğine göre şu 2. tura bu görüntülerle bir geçelim. Şimdi Sayın Kılıçdaroğlu'ndan acaba bu adaylık ilanı mıdır diye de yorumlanan bazı görüntüler var, afişler var İstanbul'un bazı noktalarında asıldığı belirtilen. Onlar bir ekrana gelebilir mi? Üstüne konuşalım. Şu ifadeler var üzerinde afişlerin. Ey dünya, sana rakip olmaya geliyorum, başlıyoruz ifadeleri var. İstanbul'un bazı noktalarında bu afişlerin yer aldığı paylaşılıyor. Görüntülerde bu şekilde. İşte benim elimde de bir haber metni var. Onun da farklı açılardan İstanbul'un farklı noktalarında bu afişlerin asılı olduğu yerler görülüyor. Şimdi Ey Dünya hitabı bu yani 3 Aralık toplantısında da öne çıkan da bir ifade olmuştu. Acaba bir adaylık adımının, iddiasının, ilanının görseli midir? Nasıl bakmak lazım diye bir konuşalım üstünden. Bu görüntülerde dursun, bilmiyorum Gülfem Saydan Sanver ne der iletişim açısından? Neyin iletişimini kurmaktadır bu afiş? Tabii ki sevgili Afşin, sadece afişe geleceğim ama bir cümleyle bu bir önceki konuyla ilgili de bir şey söylemek istiyorum. Bu terör ilişkisi olayında hatırlayacak olursak aslında Ali Hocam çok kısacık hatırlattı. Yerel seçim süresinde hem Adalet Kalkınma Partisi'nin hem Sayın Cumhurbaşkanı'nın kendi ağzından defalarca eğer büyükşehirleri Cumhuriyet Halk Partisi kazanırsa bu belediyelerde işte teröristlerin çalışacağıyla ilişkin birçok söylem duymuştuk biz, hatırlayacak olursanız. Bunu biz meydanlarda da duyduk, medyada da duyduk. Büyükşehir belediyeler Cumhuriyet Halk Partisi'ne geçerse burası terör yuvası olacak. İşte sizin doğalgazınıza, yok elektriğinize terörist memurlar gelecek falan diye. Bunu defalarca duyduk biz. Oysa ki geçen yani Mart 2019'dan bugüne kadar geldiğimiz sürede ne gördük? Böyle bir şeyin asla olmadığını gördük, değil mi? Yani Cumhuriyet Halk Partili belediye başkanları büyükşehirleri aldılar ve bu ne bir sorun teşkil ettiği, ne bir güvenlik sorunu teşkil ettiği, ne bu tarz suçlamayla ilişkin herhangi bir şey gerçekleşti. Şimdi ne oldu? Adalet ve Kalkınma Partisi'nin büyük bir söylemi aslında boşa çıkmış oldu. Bir anlamda seçmene söyledikleri, bu anlattıkları hikayenin de doğru olmadığını gördü seçmen. Şimdi yeni bir seçime yaklaşırken biz size yalan söylemedik, bakın söylediğimiz şey çıktı demek istiyorlar bir yandan da. O yüzden de dönüp dolaşıp farklı açılardan bu terörle ilgili suçlamalar geliyor İBB'ye. Bu farklı büyük şeylere gelirse de ben açıkçası şaşırmayacağım. Çünkü yaklaşan bir seçim var ve bir önceki seçimde biz size böyle bir suçlama yapmıştık ama meğersem haksızmışız demek istemiyorlar. Bir şey soracağım. Farklı büyük şehirlerde dediğin için Gülfem, Meral Akşener grup toplantısında bu Mansur Başkan'ın da olsa onun da yanında olacağız diye bahsetti. Hatta hani Ankara'da böyle bir hani böylesi bir hukuki süreçler beklentisi mi var ki bunu söyledi diye de konuşuldu üstüne. Aynı yere işaret ederek mi bu yorum? Bence aynı yere işaret ederek. Evet. Yok, yani tekrar Mansur Bey'in ismini gündeme getirmek istedi. Şöyle, onu getirmek istemiş olabilir ama tamam, şöyle, bu terör hikayesini şöyle, bir dakika bitireyim. Bu terör hikayesini dönüp dolaşıp yola tekrar gündeme sokmalarının temel nedenlerinden biri yaklaşan seçimlerde de yine HDP üzerinden muhalefet ittifakını yani Millet İttifakını terörle işbirliği yapmakla suçlayacakları için aslında bunun bir ön hazırlık süreci gibi de görmek mümkün. Zaten dünyanın her yerinde biz popülist söylemleri incelediğimiz zaman popülist söylemler her zaman ne yapar? Ben ve öteki şeklinde bir kutuplaşma yaratır. Ve öteki her zaman kötüdür ve mutlaka öteki bir vatan hainidir. Dolayısıyla burada da baktığımız zaman aynı kurgunun işlediğini görüyoruz. Bir kutuplaşma politikası var. İşte vatanı için uğraşan Adalet ve Kalkınma Partisi ve onun siyasetçileri, bir de ötekiler var, muhalefet ve işte o ötekiler kötüler ve o ötekilere bir yerden zaten bu vatan hainliği de gelmesi gerekiyor. Çünkü bütün popülist söylemler de geliyor. Dolayısıyla ikisini beraber okuduğumuz zaman da net bir şekilde bunu görüyoruz ki biz bir sonraki seçimlerde yani 2023 seçimlerinde muhtemelen burada yine sizinle tartışıyor oluruz. O zaman da söylemiştim diye hatırlatacağım bunu mutlaka. Adalet ve Kalkınma Partisi dönüp dolaşıp terör konusunu, terörle işbirliği yapıyor olma hikayesini Millet İttifakı'nın tekrar gündeme getirecek. Bunu gündeme getirirken de büyük şeyler hakkında açtıkları bu davaları da örnek olarak gösterecekler. Bakın gördünüz mü burada da bu var, bakın o şurada da şu var gibi. Peki, dolayısıyla bu bir ön çalışma gibi görüyorum ben. Rakibi diskalifiye etmek için mi? Örneğin Sayın İmamoğlu konusunda şöyle bir şey var. Yani hakaret suçundan işte istinaf süreci var, evet onu bir kenara koyduk ama görevden alma terör soruşturmasının olduğu zaman tabii sonucuna göre gerçekleşebilir. Bu yüzden mi? Tabii ki. Yani şöyle onu tekrar dile getirmek istemedim ilk konuşmamda söylediğim için. Evet ama zaten bunu daha önce de söyledik. Yani iktidar İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile beraber aslında seçime girmek istiyor. Çünkü çok güçlü bir belediye. Hem insan kaynağı hem maddi hem manevi, moral, motivasyon, üstünlük açısından. Büyükşehir belediyeler kimdeyse o şehrin moral, motivasyon ve üstünlüğü o partide oluyor zaten otomatik olarak bu. Yani bu açıdan da İmamoğlu ile ilgilidir değildir ayrı ama Büyükşehir Belediyesi ile ilgilidir. İktidar Büyükşehir Belediyesi de. Bence öyle. Peki buna İhsan Bey buna da yorumunuz varsa duyalım çünkü az önce de bir yorumda bulunmak istediniz. İkisini beraber duyalım sonra şu afişlere geçelim. Evet, şimdi sanki dünya Ekrem İmamoğlu üzerinden ve İstanbul üzerinden okunuyor. Türkiye'de iktidar yoktur, iktidarın icraatları yoktur, muhalefetin siyaset üretememe gibi sorunu hiç yoktur. Altılı Masa'da yani Meral Hanım'la AK Parti, Cumhuriyet Halk Partisi ile İyi Parti arasında kadeş savaşı yoktur. Yani diplomasiyi bırakın artık neredeyse saygısızlığa varan karşılıklı şeyler var. Şimdi bütün bunları Pollyanna gibi göreceksiniz efendim, hiç sorun yoktur, hiç problem yoktur. Yok, zaten olması normaldir zaten. Cennette kurgulanmışlar gibi yaklaşım geliştirir. Siyaset çok gerçekçi bir şey. Olması normal zaten. Rifkin sunumunu yaptığı zaman o gün akşam burada tartışmıştık. Cumhuriyet Halk Partili arkadaşlar çok motivasyonluydular. Neredeyse bizi konuşturmuyorlardı. Ben dedim ki bakın siyasetin gerçekliği şudur. Bu entelektüel toplantı bugün yapıldı. Yarın biz yine aday kim olacak meselesini konuşacağız. Kimsenin aklına da o önemli şaşal toplantıda ne söylendiği gelmeyecek. Şimdi bugün de ne kadar hukuk konuşulursa konuşulsun, ne kadar diğer meselelerle konuşulursa konuşsun, muhalefet partileri iktidara karşı yarışacakları, kazanacakları güçlü bir profil, güçlü bir birliktelik oluşturamadılar. Bir de yani şöyle çok da radikal bir soru sorayım. Cumhuriyet Halk Partisi'nin oyunu %22'lere düştüğünde, İyi Parti'nin 11'e düştüğünde Bu mücadeleyi sizin anketlerinizde yapacak? Böyle ama söyle. Ona da bir açıklık getirmek gerekiyor. İhsan gerçekten Bey'in bahsettiği bizim anketlerin hepsi İhsan Bey'in şirketi tarafından yapılan anketler. Yani böyle bir Türkiye'de her an kaç anket çıkıyor bilmiyorum. Onların ortalamasından falan bahsetmiyor. Belki seyircilerden onu söyle. Söylemek lazım. Böyle bir daha ortalama almıyor. İhsan Bey Türkiye'de, kendi anketlerinden bahsediyor. Türkiye'de, İhsan Bey sizin iyisi yok mu? Niteliklileri hani üreten ve istikrarlı bir şekilde bunu paylaşan, kurumsallaşan. Ben mesela sektörün geriye gittiği konusunda şikayetçi olanlardanım. Yani mesela 7-8 yıl önce sahneye çıkıp tutarlı, kendisini devam ettiren ve işin arkasında duracak 7-8 tane firma vardı. Ben bugün işin arkasında duracak firma görmekte zorlanıyorum. Yani siz şuna inanır mısınız? İş alanınızda tabii ki başarılar. Bu ayrı bir konu. Biz sizin firmanızı konuşuyoruz ama Türkiye'de matematiksel ortalamalar ve trendler açısından bunları tabii ki de konuşmak durumundayız. Siz bitirin soru afişe geçeyim ben. İyi Parti'nin %20 olduğuna İyi Partililer inanır mı? Soru. Mesela İyi Parti %20 gösteren araştırma firmaları var. Cumhuriyet Halk Partisi'nin %30 olduğuna Cumhuriyet Halk Partililer inanır mı? Gülfem Hanım inanmaz 30 olduğuna. 20 olduğuna da inanmıyorum ama sizin söylediğiniz gibi. Ya da ötekilerin de bu kadar düşük olduğuna inanmıyorum. Ya da Adalet ve Kalkınma Partisi'nin %40'ları geçtiğini bir tek sizin anketlerinizde şöyle, görüyorum ben maalesef. Siyasal olarak inanmayabilirsiniz. Yo, ortalama anketlere bakıyorum. Trendlere şöyle bakıyorum. Sizin bunu nereden bulduğunuzda ben de merak ediyorum. 6 aylık trendleri beraber okuyalım. Vallahi okuyalım ama sadece sizin anket şirketinizin değil. 6 bağımsız şirketi daha alalım. Yok, hepsini yapalım. Beraber yapalım. Yani bir tek sizinkiyle olmaz. Türkiye'de 6 tane nitelikli İhsan Bey, firma yok. Siyaseten duruşunuz müsaade etmez inanmaya mı dediniz Gülfem Hanım'a? Evet. Ama bu sizi de zan altında bırakmaz mı? Yani siz de siyasi duruşunuz sebebiyle başkasına inanmayın. Yani. Ben bunu bitireyim isterseniz şöyle. Bunu defaten aranızı bulayım. Yok, ben defaten açıkladım. Tekrar açıklayayım. Afişe geçeceğiz. Ben çocukluğumdan beri aynı görüşü savunan, dünya görüşü savunan birisiyim. Ama 25 yıldır bilinçli olarak bir defa veriye dokunmamış bir kurumuz. Bilimsel gerçekliğe ve ahlaka uygun davrandık. Zaten veriyle oynayan bir firma olsanız zaten müşterinin sizi ne yapsın ki yani? Müşteriye kötü bilgi veren firma müşteriye kötülük eder. Siz görüşünüzün veriye bakışınızı etkileyebileceği yönünde bir yorumda bulunduğunuz için ben o zaman da herkes için geçerli olur manasında. O karşıtlığı yapalım. Peki. Mustafa Aydın aranızı bulsun hızla madem böyle. Hayır, şöyle yapalım. Yani bu kamuoyu şirketleri yaptıkları araştırmalarının sonuçlarını siyasi partilere satıyorlar. Ya da oradan para alarak bu işleri yapıyorlar ya da müşterilerine satıyorlar. Orada bir soru işareti oluşabiliyor. Ben bugüne kadar hiçbir yaptığımız çalışmayı kimseye satmadık. Hiç para kazanmadık. Şimdi akademiden dolayısıyla bekleyin. Şurada 15 gün kaldı. Yeni araştırmamızı açıklarız. O zaman biz de gelip açıklayın oldu mu? Yani bakarız artık. Tamam. Şimdi kaç para veririz? Şimdi iş oraya gitti. Memnun oluruz. Hayır yani. Galiba resme geçemeyeceğiz. Peki. Geçtik bile. Afiş. Ne söylüyor Sayın Kılıçdaroğlu'nun bu afişi? Bir, başlıyoruz ifadesi. İki, ey dünya hitabı. Ne söylüyor? Size geliyorum var tabii. Yani birinci teknik şahıs olarak. Yok, ey dünya. Bir dakika bakalım. Verebilir miyiz? Türkiye senin çöp depolamalarını olmayacak. Sana rakip olmaya geliyorum. Sana rakip olmaya geliyorum. Şimdi ey dünya, 3 radyodan biz dinleyenler olabilir. Ey dünya 3 nokta. Radyodan dinleyenler gerçi trafikte bunu görüyor olabilir. Çünkü afişler İstanbul'un çeşitli noktalarında, duvarda. Sana rakip olmaya geliyorum, birinci tekil. Türkiye senin çöp depolama alanı olmayacak ama belki başka sloganlar var. Bunu daha önce de kullandı biliyorsunuz. Bu yeni değil, ilk defa olmuyor. Daha önce de kullandı. İfadeler Ama bu ey dünya hitabı geçen hafta, ondan önceki hafta yaptı. Bu Türkiye vizyon toplantısının ilk duyurusuydu. Ey dünya sana rakip olmaya geliyorum. Başlıyoruzdu. Şimdi onun altını doldurmaya başladılar. Evet. Türkiye senin çöp depolama alanın olmayacak. Başlıyoruz. Ya şimdi şöyle bir sorun var. Gerçekten bunu da ifade etmek gerekiyor. Objektif bir şekilde baktığım zaman ben. Şimdi bir yandan bütün bu siyasi polemiklerden bahsediyoruz. İşte oy oranlarından bahsediyoruz. Ve defalarca bütün televizyonlarda hep şunu söylüyoruz ki ekonomik krizin olduğu bir ülkede ekonomik krizini tek başına olması seçim kazandırmıyor. Sizin muhalefet olarak bu ekonomik krizin içinden nasıl halkı düzlüğe çıkaracağınıza bir inandırıp gelecekle ilgili bir hayal kurdurmanız lazım. Bunun size oy olarak dönmesi için. Aksi takdirde evet ekonomik kriz var. Bu kadar. Mesela yani bu somut bir örneği otomatik olabilir. Olarak dönmüyor size. Bunun somut bir örneği ne olabilir? Hani muhalefet bu dediğinizi diyelim ki tamam bu şekilde yapsın. Şu andaki strateji işlemiyor. Somut örneği ne olabilir bunun? Somut toplantılar örneği... mı? Çünkü öyle yapıldı. Hayır şöyle sonra. Bunun bir kere her şeyden önce somut örneği doğru bir yani bir ekonomi politikası ortaya çıkarıp bunu halkın anlayacağı en basit şekilde ciddi bir ekonomi kampanyası yapmaları gerekiyor. Altılı Masa'nın mı CHP'nin ana muhalefetinin mi? İkisinin de. Hı. Hepsinin. Yani aday olacak, başkan adayı olacak kimse onun ve aynı zamanda ittifakın ortak bir ekonomi programı olması gerekiyor ve bunun çok büyük bir halka inen, halka iş insanlarına, halkın farklı seçmen gruplarına anlatabilecekleri basitlikte bir iletişim çalışması yapmaları gerekiyor. Şimdi afişe geri dönüyoruz. Dünya senin çöp alanın olmayacak. Şu anda kaç kişinin ilgi alanı? Ben gerçekten merak ediyorum. Asgari ücretin ilan edildiği gün İstanbul'da dünya senin çöp toplama, depolama alanın olmayacak. Bir kere şu anda bu seçmenin gündeminden kopuk. Bir. İki. Ey dünyayla neyi kastediyoruz biz? Yani şu anda sana rakip olmaya geliyorum. Kemal Bey kendi rakipliğinden mi bahsediyor? Dünyaya mı sesleniyor? Dünyada biz kime rakip olmaya gidiyor? Yoksa karşı partiyle ilgili bir hikaye mi? Başlıyoruz. Kampanyaya mı başlıyoruz? Çalışmaya mı başlıyoruz? Ama daha iktidar olamadık. Ve ben bir siyasal iletişimci olarak buna bu kadar anlayamıyorsam ve defalarca okuyorsam... Seçmen bununla ilgili ne anlıyor? Maalesef ki bence çok üzücü ama bu nereden baksanız çok kötü bir iletişim örneği. Yani bunu da söylemek zorundayım. Çünkü hem akademik olarak hem benim profesyonel işim olduğu için bunu da söylemek durumundayım ki bu son derece anlaşılamayan. Çünkü şunu düşünüyor olmanız lazım. Bir billboardun önünden geçerken seçmenin billboarda bakıp onunla ilgili kafasında bir anlam oluşturması için birkaç saniyesi var. Bunun önünden arabayla geçiyorsunuz. Öyle düşünün. Bunun önünden arabayla geçiyorsunuz. Bunun hangi bölümlerini okuyabiliyorsunuz? Yarısı beyaz, yarısı kırmızı, oradan başlıyoruz falan. Şimdi okuduğunuz bölümle ilgili arabayla geçerken birden siz günlük dert, enflasyon, o bu dinlerken ey dünya sana rakip oluyoruz, çöp alanı olmuyoruz. İstanbul'da trafik var. Bir iki saniyeden daha uzun sürebilir. Trafikte tıkandıysan. Böyle bir avantajı var İstanbul'daki billboardların. Ama yine de şimdi okuduğunuz şimdi... Bu da tabii Büyükşehir Belediyesi'ne laf gidiyor gibi olacak şimdi. Yok ya İstanbul'da trafik var. İstanbul'un derdi o. Şimdi şöyle her şeyden önce sizin doğru bir siyasal iletişim yapıyor olabilmeniz için doğru bir tekrar yapıyor olmanız lazım. Sizin herhangi mitingde konuştuğunuz, grup toplantısında anlattığınız, bir vizyon projesi yaptıysanız orada söylediğiniz, açılışta söylediğiniz şeylerin birbirini doğru bir şekilde tekrar ediyor olması gerekiyor. Şimdi zannedersem şimdi sadece şu çöp depolama alanının olmayacak değil. Bunun birkaç versiyonu var benim gördüğüm kadarıyla. Sığınmacılarla ilgili olanı var. Birkaç farklı versiyonu var. Yani sadece çöp depolama alanı kampanyası yapılmıyor İstanbul'da. Türkiye senin mülteci kampın olmayacak yazılmış. Türkiye senin ucuz iş gücü alanın olmayacak yazılmış. Benim görebildiğim bu. Evet. Ya vardır başka. Evet, ama en belirgin ucu bu. Evet. Ucuz iş gücü alanın olmayacak. Mülteci şey olmayacak. Bir de çöp depolamayı... Burada rakibi dünya olarak koymak da doğru mu? İşte onu diyorum. Ben zaten orayı anlayamıyorum. Yani ey dünyadan kastımız ne? Şimdi bir siyasal iletişimin başarılı olması için her şeyden önce size has olması gerekiyor. Tamamen o adaya, o partiye has olması gerekiyor. Şimdi ben ey dünya diye dünyaya meydan okuma hikayesini biz daha önce gördük. Kimde gördük? Cumhurbaşkanı Erdoğan'da gördük. Defalarca dünyaya bu şekilde yaptığı kampanyalarıyla gördük değil mi? Biz yani dünya 5'ten büyüktür dedi, Davos'ta one minute dedi, bir yıl daha önce bu tarz dünya çıkışlarını biliyoruz. Bu ey ifadesi de çok Sayın Cumhurbaşkanı'nın. Ey ifadesi de zaten Cumhurbaşkanı'nın. Evet. Dolayısıyla size has yepyeni bir şey söylüyor olmanız lazım sizin yeni bir aday olarak. Bir kere bu size has ve yepyeni bir şey değil. Bana Cumhurbaşkanı'nı çağrıştırıyorsa birçok insana Cumhurbaşkanı'nı çağrıştırıyordur. Dolayısıyla bu her şeyden önce yanlış bir hitapla başlıyor. Niye şu anda biz dünyaya rakip oluyoruz? Onu da ben anlamıyorum. Evet tamam dünyaya gittik, vizyonları gördü falan Kemal Bey ama şu anda en basitiyle seçmen mutfak derdinde. Bu kadar basit. Bu ülkede çocuklar öğlen yemeği yiyemediği, kahvaltı yapamadığı için okulda bayılıyorlar. Ya bu gerçeklik üzerinden bir kampanya yapmak varken bu kadar basit. Şimdi biz bu böyle dünyaya baş kaldırmalar, çöp alanı üzerinden daha makro bir söylemler, geliştirmeler, bunlar kime hitap ediyor bilmiyorum. Hadi sığınmacının bir karşılığı var şu anda Türkiye'de. Peki o sığınmacı bölümünün bir karşılığı olduğunu düşünelim. Senin ucuz iş gücün olmayacağının da bir karşılığı var. Onu da ekonomiyle bağlandırmaya çalışıyor ama şu anda ekonomiyle ilgili sizin ikna edebileceğiniz çok daha fazla şey var. Yani bir gıda enflasyonu üzerinden çok daha net, somut bir kampanya yapabilirsiniz. Peki. Bunları bir kenara bırakıp bu kadar soyut... Ya şöyle söyleyeyim size sevgili Afşin, eğer bir billboard'u uzun uzuna tartışıyorsanız o doğru bir iletişim değil. Peki. Bir de dünyaya hitap ama Türkçe, ama İstanbul sokakları. Ne dersiniz İhsan Bey? Yani birincisi dünya rekabet. Hem ifadesi hem de rekabet edilenin dünya olduğu. Hoş, dünya ile rekabet etmeye geliyoruz diye de açıklamıştı 3 Aralık toplantısında, böyle de söylenmişti. Dünya ile rekabet etmek doğru strateji mi? Ve ifade, dil, işte iletişim stratejisi açısından renk, font, bunlar da giriyor işin içerisine. Bunlara siz nasıl baktınız? Çaresiz stratejiler diye bir kitap başlığı vardır. Yani kitap ismi vardır. Ben yaklaşık 2 yıldır, yani iktidarın ilk 2 yılından sonra muhalefetin ne üreteceğini, ne söyleyeceğine dair meraklandım. Mesela AK Parti'yi 20 yıldır iktidarda tutan nedir? İktidara gelmeden önce kalemi kağıdı ellerine aldılar. Bir araştırmacı titizliğiyle toplumun sorunlarını tespit ettiler. Yani yoksulluk vardı, köylerde su sorunu vardı, işte elektrik hatlarından, işte tam o iktidara geldikleri zaman şeyde Ankara yakınlarında bir kaza olmuştu. 30-35 kişi ölmüştü. Yani tek geliş yolu olduğu için çok rasyonel, çok böyle bilimsel bir tespitte bulundular. Mesela bu tespitlerinde, yani aslında o dönemde 28 Şubat askeri darbesinden dolayı, darbe girişiminden dolayı aslında din ve vicdan hürriyeti alanında en büyük sorun başörtüsü sorunuydu ama AK Parti başörtüsü sorununu 1. yılda gündeme getirmedi. Neredeyse 10. yılda gündeme getirdi. Yani çözmek için. Bu ne demektir? O toplumun rasyonel sorunlarını belirledi ve gücü yettikçe onları çözdü. Çözdükçe toplum desteğini artırdı. %34 ile başladığı serüveni 49'lara kadar çıkardı. Buna karşılık muhalefet ne yaptı? Ben son 15 yıldan bahsetmiyorum. 15 yıl çok önemlidir muhalefet biriktirmek için. Şunu yaptı, yaklaşık 15 günde bir aslında İttihat Terakki'den bugüne kadar o Cumhuriyet Halk Partisi'nin genlerinde olan bir mevzuyu parıltılı bir şekilde gündeme getirmek, onu ülke gündemi yapmak, sonra da saman alevi gibi söndürme konusunda Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir geleneği var. Her 15 günde bir AK Parti ile alakalı bir iddia ortaya attı. Yani muhtemelen şu an ortaya attığı konuların %80'ini kendileri unutmuşlardır. Ve her 15 günde bizim bir gündemimiz oldu. Hatta bir dönem neredeyse gündemi de Cumhuriyet Halk Partisi belirlemeye başladı Kemal Bey'in tweetleriyle falan. Fakat siyaset üretimi nedir? Yani sorusunu sorduğum zaman oradan afişe gelelim. Siyaset üretimi şudur. Ülkenin sorunlarını belirlersiniz ki ekonomi çok önemli fırsattır muhalefet için. Ve bu sorunları belirledikten sonra bir politika setiyle halkın karşısına çıkarsınız. Fakat sizin o ezber politika setinizin hepsini vatandaş kabullenmek zorunda değil. Vatandaş hangi konuya tepki gösteriyorsa, veriyorsa onu öne çıkarırsınız. Bu sizin belki de 20 setle çıktığınız başlığı 10 başlığa düşürecek. Belki de 6-7 başlığa düşürecek. Onun sloganını geliştireceksiniz, söylemini geliştireceksiniz, entelektüel çalışmalarını yapacaksınız. O giderek berraklaşacak. Berraklaştıkça sinerji başlayacak. Sinerji nedir? Siz iktidar eleştirisi yaptınız, toplum size geldi, güçlendiniz, siz karşılık verdiniz. Fakat böyle bir sistematik muhalefet şeyini görmüyoruz. Tek bir konuya odaklandılar ve bu aslında muhalefeti siyaset üretmeme ve yıkıma götüren psikoloji de budur. Bir, kötü bir Türkiye var. Yıkımda, berbat, mahvolmuş. Bir tane adam var. Dünyadaki bütün kötülükler o adamdan kaynaklanıyor. Biz bu adamdan kurtarırsak memleketin bütün meseleleri hallolacak. Aslında bu Tayyip Erdoğan karşıtlığı bazen şöyledir. Siyasi ortamlarda ben bulundum. Öğrenci liderliği yaptım. Mesela bir öğrenci gelir der ki efendim işte üniversitede bize bir müdahale oldu. Bu eylemi yapmazsak biz yok oluruz. Biz de tecrübeliyiz, derdik ya biz çok eylem gördük, çok hadise gördük. Bir eylemle öğrenci hareketi var olup ya da yok olmaz. Şimdi siyasi ortamda diyelim ki buradaki insanlar entelektüel, rasyonel insanlar. Birisi dedi ki Recep Tayyip Erdoğan kötü, öbürü dedi ki hukuk sistemi kötü, öbürü dedi ekonomi kötü. Bir araya geldikleri zaman bu aslında bir körleştirici bir politikaya dönüşüyor. Rasyonel bir şekilde memleketi okuyup memleketin sorunlarına cevap üretemediler. Şunu söylediler, güzel. Millet aç. Millet bir zaman sonra şunu söylemeye başladı. Tamam ben açım. İktidar çabalıyor. İşte zam veriyor, onu yapıyor, onu yapıyor. Uluslararası ilişkilerde işte gaz bulmaya çalışıyor. İşte ilişkilerini düzeltiyor falan. Peki senin önerin ne benim açlığıma? İşte şeyin yani muhalefet partilerinin vatandaşın temel rasyonel sorunlarına karşı ürettikleri bir cevap yoktur. Bu sefer de ne oluyor? Günübirlik politikalara iş kalıyor. Yani getiriyorsunuz Amerika Birleşik Devletleri'nde bir danışman bir böyle vaveyle kopuyor, boyacı küpüne batırıp çıkarır gibi bir politika setinden bahsediyorsunuz. Mesela orada milletin şeyinden kaçtı, ilgisinden kaçtı. Türkiye'yi bu 70 tane, Türkiye ekonomisini bu 70 kişi yönetecek. Ya Türk siyaseti ve bürokrasisi öyle amansız bir şeydir ki o 70 kişiyi kapıdan içeri koymazlar. Yani bir bakan atayacaksınız, bir de Rifkin'i getireceksiniz. Bakan Bey'in özel kaleminden randevu alıp içeri giremez o adam. Böyle kolay değildir Türkiye siyaseti. Aynı zamanda bu uluslararası anlamda oluşturduğunuz bir vesayetten başka bir şeydir. Şimdi bakanınız olacak, işte ekonomi işlerini bakan, hazinede adamınız olacak. 70 tane de uyumayan adam ülkeyi yönetecek. Böyle bir şey zaten olmaz. Bu sefer de ne kalıyor? Günübirlik, haftalık, içeriksiz, aslında ne anlama geldiğini üretenin de anlamadığı politikalara sıra geliyor. Ben bir hata da şurada yapıldı. Altılı Masa, herkes kendi kitlesine hitap etseydi. Cumhuriyet Halk Partisi, Cumhuriyet Halk Parti gibi, İyi Parti, İyi Parti gibi, Saadet Partisi, Saadet Partisi gibi, Gelecek gibi seçime yaklaşana kadar herkes kendi politikasını, kendi kitlesinin elinde tutsaydı, bugüne geldiğinde bir ortak çerçevede anlaşabilirlerdi. Yaklaşık 2 yıldır hiç kimse ötekini rahatsız etmemek için adeta böyle nötrleştirici, artı eksi elektrik kutupları gibi hiç siyaset üretemeyen, hiçbir şeye dokunmayan, hiçbir toplumsal kesimin yarasına dokunamayan, mesela Cumhuriyet Halk Partililerin başörtüsüyle alakalı görüşü 3 aşağı 5 yukarı bellidir. Ya şimdi Kılıçdaroğlu'nu zorla Tayyip Erdoğan moduna sokmanıza gerek yoktur. O Kılıçdaroğlu ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin şeyini temsil eder. Kim zorla sokuyor ki? Kendisi açıklama ya, yaptı bunu. Masadan birisi zorladı. Yani çok içeride CHP'liler söylüyor da ben söylemiyorum kimin zorladığını. Şimdi gelinen noktada şu. Afişe bakın. Bir, halka bir şey söylemiyor. Sokağa bir şey söylemiyor. Efendim dünyadaki bazı atıklar, işte zararlı atıklar Türkiye'ye taşınıyormuş. Burada bertaraf edilemiyormuş. Türkiye'yi çöp şeyi yaptıramayacağız. Tamam çevrecilerin gündeminde olabilir, yerel yönetimlerin de gündeminde olabilir ama ben yani bu tür söylemlerin sahicilikten uzak, siyaset içermeyen ve o 4 yıllık tembelliği, siyaset üretme tembelliğini örtmeye dönük bir şey olduğunu düşünüyorum. Bir de sürekli muhalefet ederek bence hem AK Parti'nin hem Türkiye'nin hem de Recep Tayyip Erdoğan'ın geliştirdiği kapasiteyi hafife aldıklarından dolayı da kiminle mücadele ettiğinin çok farkında değil muhalefet. Ben böyle bir şeyim var. Adaylık afişi mi diye onu soruyoruz. Bence adaylık afişidir bu. Bunu şöyle çok bence derin anlamlara yormayalım. Ben adayım diyor Kılıçdaroğlu. Ya duydunuz mu, duymadınız mı? Tekrar söylüyorum, bir daha söylüyorum. Ya arkadaş anlayın artık ben adayım. Ha kime söylüyor? Cumhuriyet Halk Partiler daha iyi bilir bunu kime söylediğini. Bağıra bağıra ben adayım diyor. Biz anlamamaya çalışıyoruz. Peki, biz anlıyor muyuz, anlamıyor muyuz bilmiyorum. Ne dersiniz? Ne yaptığımızı da anlamamaya başladık. Ali Çarkoğlu, siz ne söylersiniz? Ya hem afişin mesajı hem de aklıma şu geliyor. Şimdi dünya hitabı burada tartışılıyor fakat bir yandan da Sayın Kılıçdaroğlu'nun özellikle 3 Aralık toplantısı çerçevesinde şekillenen imajında siyaset üstülük de çok vurgulanıyordu. Yani dünyaya hitap etmek bir yanda da Türkiye'de şu anda çok... siyasi tartışmalar da kızıştı ve kendisi de o işin orta yerinde Saraçhane öncesi ve sonrası tekrar siyaset üstülük zeminine dönüş işareti de var mı içinde yok mu? Bilmiyorum afişin mesajında onu görüyor musunuz? Onu da merak ettim açıkçası. Dünya Türkiye siyasetinin üstünde bir şey çünkü. Şimdi, yani bunu pozitif okumak mümkün mü? Emin değilim. Ama bir gayret gösterebiliriz. Yani şöyle ki örneğin AK Parti'nin vizyon toplantısından aklımızda ne kaldı diye düşünüyorum. O da 2 hafta evveldi CHP'nin vizyon toplantısından. Ondan da aklımızda hiçbir şey kalmadı. Yani hatta belki CHP'ninki çok daha fazla tartışıldı. Hem kendi taraftarları hem iktidar taraftarları nezdinde. Dolayısıyla yani Cumhuriyet Halk Partisi bir gayret içerisinde, bu gayreti de bir dünyaya açık, global, demokratik, iyi yönetilen bir ülke hedefi var. Ve değerlerini de aslında Türkiye'de değiştirmeye çalışıyor. Yani ben örneğin hemfikirim. Yani çevre konuları şu anda çok önemli olmayabilir. Ama ülkenin içinde bulunduğu iktisadi sorunları hiç konuşmayıp sadece çevre konuşan bir partiyle karşı karşıya değiliz. Aç çocukları, 128 milyarı, bunları gündeme getiren Cumhuriyet Halk Partisi. Eğer aksi takdirde AK Parti'nin vizyon tartışmaları içerisinde bu konuların hiçbirisi tartışılmayacaktı. Yani oraya bakarsanız çocukların hiçbir beslenme sorunu yok gibi gözüküyor. Biz bunu abartıyoruz. Başka bir ülkede yaşıyoruz. Yani ilk başta söylediğim gezegen benzetmesinin aynısı orada da yaşanıyor. Bir taraf diyor ki çocuklar aç, sınıfta bayılıyor. Öbür taraf diyor ki siz nerede yaşıyorsunuz? Öyle bir sorun yok kardeşim diyor. Şimdi Türkiye'ye bunu anlatmak kolay bir şey değil. Bilhassa muhalefetteyseniz bunu siyasete dönüştürmek de kolay bir şey değil. Çünkü tabii ki AK Parti 20 senelik bir iktidar. Çanakkale Köprüsü'nden tutun. Yani Sayın Bakan bizden evvel gösteriyordu. Ben de gördüm. Yani bir sürü yeni yol, bir sürü köprü gösteriyor. Tabii ki övünüyor bu yaptıklarıyla. Bu gerçekten halka anlatabileceğiniz, elle tutulur, onlara götürdüğünüz bir hizmet. Ama bence bu oya karşılık gelecek bir hizmet artık değil. Niye değil? Çünkü halkın gerçekten önemsediği pek çok konuyu da görmezlikten geliyor. Hükümetin en büyük hatası bu. Yani buradaki tartışma içerisinde de biz bunu defalarca dile getirdik. Yani İmamoğlu'nun aslında hiç önemsiz bir siyasetçi olduğu, AK Parti'nin buna hiç bakmaması gerektiği görüşü, örneğin bence tam böyle bir teşhis. Ben bu konuda iddialıyım. Bunu tekrarlar. Tabii siz tekrarlıyorsunuz ama bence bu da yanlış bir teşhis. Çünkü yani yeniden tekrarlamayayım şimdi. 2019'da 2-10 yıldan daha fazladır ellerinde bulunan bir belediyedeki seçimi açıkça kazandı. Evet. Üstelik bütün gayrete rağmen adayın dışında parti liderinin kampanyaya katılmasına rağmen bu seçim kazanılamadı. Şimdi bunu başaran doğrudan İmamoğlu. Dolayısıyla bu kadar değersiz bir adaydan bahsetmiyoruz. Değersiz, insan değersizleştirilemez ama biraz icraatları ve CHP içerisindeki pozisyonu açısından bakıyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi içerisinde karşılığı kalmayan bir isim oldu. Şimdi ben onu bilemiyorum açıkçası. Ben partili de değilim. Dolayısıyla dışarıdan baktığım zaman gördüğüm şey AK Parti nezdinde bir, yine hatırlarsanız 2019 seçimlerinden evvel bir metal yorgunluğu tartışması vardı. Hı-hı. Belediye başkanları görevden alındı örneğin. Siz bırakın yerinize, hı-hı, başka adaylar gelsin dendi. Şimdi unuttum, Balıkesir miydi? Ankara. Bursa mıydı? Ankara. Dolayısıyla yani AK Parti bunun farkındaydı. Tamam. Fakat yine de gidişatı durdurmakta güçlük çekti. Yani bütün değilse bile çoğu büyük şehirleri kaybettiler. Şimdi bu dalganın gelmekte olduğu yerel seçimlerde görüldü. Şimdi üzerine yeni bir iktisadi krizle birlikte yaşıyoruz. Bence muhalefetin elbette ki ben yaparımı göstermesi gerekli ama çok zor bir şey bu. Yani her muhalefet partisi, üstelik 20 senedir iktidara gelmemiş bir muhalefet partisinin gösterebileceği çok az şey var. Bir olanağı yerel yönetimlerde. Dolayısıyla yerel yönetimlerde hiçbir şey yapmadılar argümanının vurgulanması şart. Çünkü aksi takdirde aynı AK Parti'nin 2002'de iktidara geldiğinde söylediği gibi, ya tamam biz şimdiye kadar gelmedik ama biz yeni jenerasyon muhafazakarlarız. İstanbul'da da çok iyi performans gösterdik demenin bir konforu vardı. Aynı konforu şu anda Cumhuriyet Halk Partisi hem Adana hem İzmir hem Ankara hem İstanbul hepsinde aslında kullanmak istiyor. Ve iktidar da doğrudan tek söylemek istediği şey oradaki performans işe yaramaz. Bakalım seçimde göreceğiz. Yani ben yine şeye geri döneyim bu anket çalışmalarına. Biz bütün anket çalışmalarının şeyini topluyoruz. Herkesin seceresi sistematik bir şekilde toplanıyor. Seçimden sonra da tabii ki kimin söyledikleri çıktı, kimin söyledikleri çıkmadı onu göreceğiz yani. Dolayısıyla ben şu anda bunu tartışmayı yapmanın pek bir yolu yok ama İhsan Bey'in söylediğine katılıyorum. Piyasada teknik standartları çok düşük, çok araştırma var. Peki bu adaylık afişi olarak görüyor musunuz sorusunu da size yöneltmiş olayım. Ali Bey cevabınızı alıp ondan sonra ilerleyelim. Her şey çok hızlı da bir yandan oluyor Türkiye'de. Şimdi bu adaylık afişi mi diye konuşuyoruz. Daha dün değil evvelsi gündü galiba değil mi? Vallahi günleri ben de şaşırdım. Yani grup toplantısı Sayın İmamoğlu'nun, Sayın Kılıçdaroğlu'nun daveti üzerine toplantıya katılması, baba oğul benzetmesinin yapılması. Bunun üzerine İmamoğlu'nun gurur duyarım bir tek babam kıskanır diye düşünürdüm ama Sayın Erdoğan da bunu kıskanmış diye cevaplaması gibi böyle aile referansları üzerinden de evet, biz bir şey gördük. Şimdi o gördüğümüz şeyin üzerine baba oğul benzetmesi üstüne bu afiş. Siz de bunu Kılıçdaroğlu'nun adaylık afişi diye yorumlayanlardan mısınız? Ve Kılıçdaroğlu İmamoğlu rekabeti vardır der misiniz bunlar üzerinden de? Bu sürer der misiniz? Şunu da tabii eklemek lazım. Yani İmamoğlu kendisi çıktı dedi ki aday, yani her CHP'nin doğal adayı Kılıçdaroğlu'dur, aday Kılıçdaroğlu'dur dedi. Ama tabii ki tartışma devam ediyor. Valla biliyorum izleyiciler ve belki İhsan Bey de benim göbek adımın Pollyanna olduğunu düşünecek. Ama ben hiç öyle karamsar ve bir bakışım yok. Yani herkes birbiriyle rekabet içerisinde diye. Niye? Çünkü bence muhalefetin bir tane kazanabileceği strateji var. İki tane olduğunu dahi zannetmiyorum. Bir tane stratejisi var. Birlikte altılı masa olarak uyum içerisinde bir kampanya yürütmek, tek bir lidere aday kim olursa olsun bağlanmamak, onun arkasında durmak, onu tamamlamak, eksiklerini bir şekilde bertaraf etmeye gayret etmek. Tek bir lidere bağlanmamak, aday kim olursa olsundan kastınız nedir? Yani altılı masanın çıkaracağı adaydan bahsetmiyorsunuz. Evet, altılı yani çoklu adaydan bahsetmiyorsunuz. Hayır, tek ondan bahsetmiyorum. Orayı yanlış anlamışsam. Yani aday çıkardık işte, şimdi tek başına. Kim çıkarsa çıksın. Aday çıkardık, aday da şimdi kendi kampanyasını yürütsün, öyle bir şey olmaz. Kim çıkarsa çıksın. Kim çıkarsa çıksın, orada bir destek olması. Herkesin kampanyanın içinde olması, aktif olarak kampanyada olması şart. Şimdi bunun yanı sıra eksikler, tabii bu iyimser yorumun kötümser tarafı da var. Bence en kötümser olunabilecek taraf, yani AK Parti'nin ekonomi alanında performansının düşük olduğunun farkında olduğuna ben eminim. Hiç böyle buradaki tartışmada dile getirildiği gibi büyük bir özgüven içerisinde olduğunu hiç zannetmiyorum. Bundan son derece rahatsız olmaları son derece normal. Ve zaten de bu nedenle tartışmayı güvenlik, dış politika konularına mümkün mertebe ittirmek isteyeceklerdir ve ittiriyorlardı. Her fırsat bulduklarında bunu yapacaklardır. Buna karşılık muhalefetin ben hiç hazırlıklı olmadığını düşünüyorum. Yani evet buradaki bu konular önemli bulunmayabilir ama yine de dış politika ve güvenlik konuları hakkında hiçbir şey söylemeyen bir muhalefet olması, hatta dünyanın bir dış politika boyutu var mı bu hitabın? Dünyanın dış politika boyutu mutlaka var Ama beni rahatsız eden şey dış politika konusunda iktidarın destekçisi konumunda kalmak da büyük bir hata. Her konuda eleştiri yapılabilir. Türkiye'nin dış politikasını da eleştirilecek çok yanı var. Ama muhalefetten biz bunu aslında duymuyoruz. Bir tek yaptıkları şey Suriye konusu. Bu Suriye konusu da, yani ben de şu anda sahada çalışıyorum, bir veri toplamaya gayret ediyorum. Her türlü konuşmada, her türlü toplantıda dile getirilen birinci konu ekonomi. İnsanlar hatta sizin sorununuz başka hiçbir sorunuz yok mu? Sağlık sorunu vesaire diye sorduğunuzda onu düşünemiyorlar dahi. Tek düşündükleri şey akşam evde ne yenilecek? Bunu dile getiriyorlar ya da kira nasıl ödenecek? Hı hı. Zorladığınız zaman, davet ettiğinizde başka ne konu var diye ilk akla gelen konu mutlaka Suriyeliler oluyor. Kendilerinin birinci elden hiçbir tecrübesi olmamasına, hiçbir yerde karşılaşmamış olmalarına, Suriyelilerin olmadığı illerde yaşıyor olmalarına rağmen bu konuşuluyor. Dolayısıyla yani evet, belki çöp ve çevre konuları çok önemli olmayabilir. Burada yanlış bir teşhis olabilir CHP açısından. Ama Suriye konusunu kampanya süresince ittireceklerdir ve bence de o doğru bir teşhis. Çünkü evet, sadece bu konu üzerine kurulmuş yeni bir parti var ve gerçekten evet, belirleyici evet, bir oy mobilizasyonu yapabilecek görünüyor. Peki. Mustafa Aydın, siz ne düşünüyorsunuz? Hem afişin söylediği, söylemeye gayret ettiği konusunda, hem de bir baba oğul benzetmesi üzerine aslında biz bu tartışmaya da bakıyoruz demeçler sebebiyle. Siyasette karşılığı nedir baba oğlunun? Bir yandan şöyle de konuşuluyor çünkü hani miras babadan oğula geçer işte. Ama ne böyle zaman? Bir siyasi mirastan da bahsediliyor mu? Ama ne zaman? diye de konuşuluyor. Yani. Zaman çok önemli bence. Şimdi Sayın Kılıçdaroğlu'nun aday olmak istediğinden şüphe duyan var mı aramızda? Yani aylardır, son bir yıldır her fırsatta bunu söylüyor. Son bir yıldır her fırsatta belediye başkanlarının belediye başkanlığı görevlerinde kalmaları gerektiğini söylüyor. Hatta bütün bunları söylemeden önce bir cumhurbaşkanı tanımlaması yaptı, değil mi? Yani nasıl bir kişi olmalı gerektiği diye. O özelliklere baktığınızda K-E-M-A-K diye yazıyor. Yani Kemal Kılıçdaroğlu çıkıyordu zaten. O günden bugüne kadar bu giderek artan bir temposu var. Yani ben onu fark ediyorum. Herkes herhalde fark ediyor. Kemal Bey giderek artan tempoda kampanya yapıyor aslında. Bu işte halkla helalleşme söyleminden tutun, Amerika'ya gittiğinde orada işte dünyayla ilgili bu mesajların bir kısmı da o gezilerin sonucunda ortaya çıkan şeyler. Sürekli bir kampanya içerisinde. Burada kampanyayı bence 3 farklı kesime yapıyor. Bunun da getirdiği mesaj kaybolması oluyor sanırım. Kampanyayı bir CHP içerisine yapıyor. CHP'de tek aday olarak kalmak istiyor ve CHP'nin tek adayı olarak gözükmek istiyor. 2, kampanyayı altılı masaya yapıyor. Altılı masada onun kazanabileceğine dair bir şüphe var. Yani bunu gayet net görüyoruz. En başta Meral Hanım olmak üzere altılı masa kesin kazanacak aday üzerinden gidelim söylemini gündeme getiriyor. Dolayısıyla Kemal Bey bir de altılı masaya konuşuyor. Bir de tabii aynı anda bütün Türkiye'ye konuşuyor. Çünkü sadece aday ismi açıklandıktan sonra propaganda yaparsanız o yeterli olmayacak. Çünkü çeşitli zaten hesaplamalar var. 2 ay veya hatta 45 güne kadar bile düşebilir seçime gitme süresi, yani tarihin açıklanması, adayların netleşmesi ve propaganda yapması en çok 2 ay olacak. Belki 40-45 güne kadar düşebilir deniyor. Şimdi böyle bir ortamda o günden sonra halka propaganda yaparak kazanma ihtimaliniz çok yüksek değil. Dolayısıyla Kemal Bey bir yıldır da zaten halka da propaganda yapıyor. Adaymış gibi çalışıyor. O yüzden hani bu yeni çıkan şeyle aday olduğunu ilan etmiyor. O zaten adaylığını ilan etti. Şimdi onu kabul ettirmeye ve arkasındaki desteği artırmaya çalışıyor. Peki, siz bahsettiniz. Sayın Kılıçdaroğlu'nun bir adaylık tanımı vardı. Evet, Sayın Akşener'in de bir adaylık tanımı var ve Sayın Akşener'in uzunca bir süredir ısrarla söylediği bir de kazanacak aday ifadesi var. Bunu Sayın İmamoğlu verdiği son röportajda, Fatih Altaylı'ya verdiği röportajında da ilgili paragrafta yazılı çünkü o röportaj. 3 kez kazanacak aday ifadesini o da kullanıyor. Hatta kazanacak aday ifadesi o kadar Akşener'le özdeşleşmiş bir ifadeye dönüştü ki acaba Sayın İmamoğlu da aynı şey mi diyor? Yani orada bahsettiği o yoruma referans mı diye de konuşuldu. Niye bunları böyle o dedi, bu dedi, şu dedi diye peş peşe söyleyerek konuşmak zorundayız? Bir, siyaset böyle gittiği için. İki, burada kazanacak aday vurgusu Sayın İmamoğlu'nun da bunu söylüyor olması ne manaya geliyor? Kılıçdaroğlu, İmamoğlu rekabetinin adaylık konusunda devam ettiğini hala söyleyebilir miyiz? Bu kazanacak aday ifadesinin tekrarı sebebiyle. Yoksa kendisi artık dedi ki yani her CHP'nin doğal adayı Kılıçdaroğlu'dur. Afişi konuşuyoruz. Yani İmamoğlu hani aslında artık kendisinin adaylığı konusunda daha geri plandan mı konuşuyor demek lazım. Şimdi söyleyeceğim yanlış anlaşılmasın. Her şey yanlış anlaşılıyor. Valla onun garantisi yok. Burası Türkiye'denize yani, kızdılar ama onun garantisi yok. Burası Türkiye. Siyasette can çıkmadan umut çıkmaz. Evet. Kimse ölsün istemiyorum. Yanlış, o yanlış anlaşılmasın. Ekrem, siyasi ömür açısından. Siyasi ömür açısından evet, umut son dakikaya kadar devam eder. Ve her siyasetçi öncelikle kendi siyasi kariyerini ve kendi siyasi çıkarlarını hedefler. Yani ondan sonra satranç değil diyorsun siyaset. Değil, ben öyle görmüyorum. Evet. Ondan sonra partisi, ondan sonra ülkesi. Yani maalesef bu böyle oluyor. Böyle olması istediğim için söylemiyorum ama bu böyle oluyor. Ben dışarıdan baktığımda bunu böyle görüyorum. O yüzden şimdi her bir gelişmeden sonra bunu tekrar konuşuyoruz. İşte son 2,5 yıldır bir şey oluyor. Kemal Bey'in şeysi artıyor, ihtimali artıyor. Başka bir şey oluyor, İmamoğlu'nun ihtimali artıyor. Düşüyor. Böyle bir ortamda kimse son dakikaya kadar pes etmez. Ettiğini söylese bile aslında etmez. Yani bugün İmamoğlu, Ekrem Bey her ne kadar liderimiz, biz adayımız, Kemal Bey'dir diyorsa da o umudunu mutlaka içerisinde saklıyor. Sahaya çıkabilecek oyunculardan biriyim diyor zaten. Tabii ki diyor. Ve direkt Cumhurbaşkanı'na sesleniyor. Burada onun aday olabilmesinin tek bir ihtimali var. Aslına bakarsanız. Yani altılı masa dinamiğine de baktığınızda Ekrem İmamoğlu'nun ya da Mansur Yavaş'ın ya da tamamen farklı bir ismin aday olabilmesinin tek bir ihtimali var. O da altılı masanın ikinci büyük partisi olan İyi Parti'nin çok net bir şekilde CHP liderinin seçilemeyeceğini kanaat getirmesi ve bu konuda direnmesi. Bunun dışında başka bir ihtimal yok. Bunun dışındaki ihtimal Kemal Bey ben CHP'nin adayıyım diyor ve CHP de yönetim olarak ve üst kademesi olarak ve hatta milletvekilleri olarak arkasında duruyor. Peki Sayın Akşener bununla ilgili mesela grup toplantısında ne söyleyeceği hakikaten bekleniyordu. Çünkü ondan 1 ya da 2 gün önce partiler birbirlerinin iç işlerine karışmasının açıklaması da vardı. Yani bu ya CHP'den işte gelen bu açıklama neydi? Şimdi rahatsızlık yani, evet, uyandırıyor tabii. Ha. Yani rahatsızlık uyandırınca karşıdan mesaj geliyor. Şimdi partiler birbirleriyle konuşuyorlar sonuç itibariyle. Yani bir ittifak içinde olabilirler ama yani bu diğer ittifakta da bunu görüyoruz. Yani AKP-MHP ittifakında da aynı şeyi görüyoruz. Bir rahatsızlık oluyor. O kapılar arkasında halledilmeye çalışılıyor. Bir süre bu gayret gösteri olmayınca bu sefer kamuoyu önünde bir açıklama geliyor ve karşı taraf kendisine bir çeki düzen veriyor. Yeniden bir pozisyon alıyor. Şimdi altılı masa tarafında da bunu çok kaç defa gördük. Yani ilk defa olmuyor. Aday belirlenmediği ve net bir şekilde açıklanmadığı sürece de bu tartışma devam edecek ve kendi aralarında da gerginliğe elbette ki yol açacak. Bu kaçınılmaz. Hani bunu çok şey olarak görmeyelim ya bunlar birbirleriyle kavga ediyorlar bir yere gidemeyecekler. Hayır, bu siyasetin doğasında var. Son güne kadar bu tartışmayı yapacaklar. Esas mesele şu, Ali Hoca'nın söylediği şeye geleceğim. Esas mesele şu, adayı belirledikleri günden sonra ne olacak? Mesela bir önceki seçimde ve bir ondan önce son iki seçimde muhalefetin belirlediği adayların arkasında muhalefet partileri sonuna kadar durdular mı? Durmadılar. Yeterince propagandada destek verdiler mi? Teşkilatların çalışması, aynı iştiyakla işin içine girmeleri, bu konularda sorun olacağını düşünüyorum. Adayın kim olacağından önemlisi aday belirlendikten sonra bu 6 farklı parti, 6 farklı taban bir bütün için, hani eskiden bizim çocukluğumuzda şey vardı, Voltran'ı oluşturmak diye bir şey vardı değil mi? 6 farklı mekanizma gelip böyle bir robot oluşturuyordu. Şimdi böyle bir farklı şeyler söyleyerek, hepsi aynı şeyi söylerse zaten anlamı yok. Ki söyleyemezler çünkü farklı partiler. Ama meselelerin farklı boyutlarına değinerek, farklı kitlelere hitap ederek, hepsi tek bir hedefte buluşarak birlikte çalışabilecekler mi uyumlu şekilde? Esas önemli olan o olacak. Peki. Aday belirlendikten sonra. Belirlendikten sonra, peki. Şununla ilgili de bir iki şey söylemek istiyorum vaktim varsa. Şimdi birkaç şey. Bir tanesi, yani ben de bu kampanyayı doğru bulmuyorum ama şu afişleri, kampanyayı, şunu söyleyerek oraya geçeceğim. Yapılan bir sürü araştırmada gösteriyor ki her ne kadar halkın en önemli meselesi işte tabii ekonomi, yakıcı bir şey sonuçta. Terör zaman zaman öyle oluyor. Bazen işte patlamalar, bombalar olduğunda öne çıkıyor. Suriye meselesi, göç vesaire. Ama bu anlık yakıcı, işte daha önce Covid geldi, o birden öne çıktı falan. Bunları temizlediğiniz zaman özellikle yeni seçmende ve genç seçmende insan hakları, çevre ve hayvan hakları Türkiye'nin ortalamasının çok daha üzerinde ilgi çeken konular olarak ortaya çıkıyor. Şimdi bu onları sadece mobilize edip oylarını belli bir partiye yönlendirecek kadar önemli midir? Onu bilmiyorum, emin değilim. O daha hiç test edilmedi ve onu seçimde göreceğiz. Ama yapılan araştırmalarda bunlar genç seçmende ve yeni seçmende Türkiye ortalamasından daha fazla ortaya çıkıyor. Şimdi hani şeyi bilmiyorum, Kemal Bey veya CHP bu araştırmaları yaptı ve bunlara güvenerek mi bunlar öne çıkar? Onu soracak. Yani hani CHP böylesi bir işte kamuoyu araştırması yaptı. Orada işte ne diyelim, hadi hani gönlünü fethetmeyi arzu ettiği grup, seçmen grubu gençler çıkıyor. Gençlerin hassasiyetlerini bilmiyoruz konular yani, bunlar. Açıklarlarsa ve o yüzden görürüz. Açıklarlarsa üzerine konuşuruz ama ben hani ben de partili değilim. Dolayısıyla böyle bir şey de açıklamadıkları için bilmiyorum. Ama böyle bir şeyin var olduğunu biliyorum. Onu söylemek lazım. Fakat kampanyayı ben de işte bugün arabayla dolaşırken birkaç yerde gördüm. Ya bir sürü açıdan sorunlu. Mesela bir kere şey diye düşündüm ben, iletişimci sizsiniz ama ya rakibin söylemini ele geçirmeye mi çalışıyor? Hani aynı şeyleri kullanarak, ama onu yapabilmek için de rakipten daha özdeşleşmiş bir şey, daha güçlü olarak bunu kullanabilmen gerekiyor. Öyle bir şey yok. Ey ifadesi çok Cumhurbaşkanı özdeşleşmiş. Dünyaya baş kaldıran lider imajı da çok Cumhurbaşkanı ile özdeşleşmiş bir şey. Çok zor. Yani Sayın Erdoğan'ın tabii yazarak mümkünatı yok yani. Sadece Kemal ifadesi de mesela, kendisinin kullandığı bir ifade, bu da eleştiriyor yani. Sayın Cumhurbaşkanı, Sayın Kılıçdaroğlu'na Bay Kemal diye böyle diyor, o da öyle diyor kendisi. Ama buna göre daha stratejik bence, o kötü bir şey değil. O doğruydu bence. O Bay Kemal doğruydu. Mesela Bay Kemal bence de doğru. Bu ondan farklı o açıdan. Çünkü hatırlarsanız Kemal Bey'in bir de Gandhi Kemal diye şeysi var. Sahiplendiği bir mesajı, şeyi vardı, imajı vardı. Onlara uyuyor bunlar. Sonuçta burada siz bir billboard yapıyorsunuz ve karşı rakibi hatırlatıyorsunuz. Bu bile zaten baştan... 3 noktayı bile anlamıyorum mesela. Ona gelecektim. Türkçe olarak da hatalı. Ey dünya 3 nokta. O zaman ünlem değil mi? Ünlem olması gerekiyor. Ünlem. Ayağını denk al geliyor. Türkçesi de hata var. Anlaşılması zor. Tabii o da yanlış mesela. Bir de yani muhalefet bloğu olarak, hele CHP'nin söylemlerinde ve genel olarak da şunu söylüyorlar aslında karşı tarafı eleştirirken, iktidarı. Dünyayla kavgalı, ülkeyi kendi içine kapattı, yalnızlaştırdı. Biz buradan çıkacağız diyorsun. O zaman niye dünyayla kavga ediyorsun? Kavga mesajı olarak okumak bence biraz meydan okuma. Ya ey dünya demek yani burası güreş kültürü. Biraz da öyle düşünmek lazım. Yani ama illa sokak kavgası çağrısı olarak duymak zorunda değiliz yani. Rekabet etmek istediğin zaman ey gel bana rekabet edelim de diyebilir yani. Tabii, sadece bu bir kavga. Yani bir başka dünya lideri pozisyonlaması mı? Bir şey öyle, altılı masadaki rakipler bana hafif gelir. Ey dünya, ben seninle güreşmek istiyorum mesela. AKP'ye. Ama o zaman hocam kendi içinde de mesaj enteresan. Dünya sana rakip olmaya geliyorum peki, ama senin çöp toplama alanın olmayacağız. Rekabetle bunun ne alakası var? O zaman baş kaldırıyorum sana. Ben senin çöp alanı olmayacağım. Şimdi bu bir mesaj. Ama ben sana rakip olacağım, ama çöp alanın neyin rakibiyiz o zaman? Benim söyleyeceğim tek şey bu. 2 gün sonra başka bir şey gelecek. Tabii. Yani zaten bence bir an önce bu kampanyayı başlıyoruz dermiş, devam olsun. Son söyleyeceğim. Ama bence bir an önce sonra Mazhar Bey sonrasında Ankara'daki billboardları anlatımıza geliyoruz. Bitirsin Mustafa Aydın. Ama o da kaldı çünkü devamı gelmedi. Onun karşılığı olmadı. Evet ama yani partiler böyle deniyorlar. Tutmadığı zaman başka bir şey yapıyorlar. Ama hocam öyle, ama işte bu yanlış bir şey hocam. Yani sonuçta bu kadar az bir zaman kalmışken seçime bir de bu söylemi, görseli denemenin bin bir tane yolu var. Farklı testleri var, nörobilim var. Bunun için yapılan birçok farklı fokus grupları var. Her şey var. Hayır, her şey var. Yani bunu şimdi böyle billboardlarda denenmez ki siyasi kampanya. Yani bu bir de sadece İstanbul, yani Kayseri'de, Van'da aynı billboardlar büyük ihtimal kullanılmıyor. Dolayısıyla zannedersen yani, bu büyük şehirlerde var galiba. Yani bilmiyorum ne kadar yaygın ama. Ben bilmiyorum arkadaşlarım yani biliyorlarsa bana aktarsınlar, ben de söyleyeyim ya, birazdan Ankara'daki billboardları soracağız. Mazhar Bey soracağım billboardları ama bitir, ondan sonra söyleyerek bitirmek istiyorum. Yani, tamam. Kaldırsınlar. Bu yanlış deyince ortada bırakmayalım. Kaldırsınlar. O ayrı. Yani seçim kazanmak istiyorsanız bence 3 tane şey var. Program, performans, umut. Yani programınız ne? Aylardır muhalefete gönül vermiş olan insanların arzuladığı, çağrısını yaptığı şey farklı konulardaki program. Ki muhalefet grubu da kendi içerisinde bu çalışmaları yapıyor. Yaptığını söylüyor değil, yapıyor da. Tabii. Bununla ilgili web sayfası da hazırladılar. Yani incelemek isteyen gidip bulması mümkün. Fakat sorun o yapılanın vatandaşa ulaşmaması. Onun yerine billboardlar çıkıyor. Şimdi o yapılanı vatandaşa onun anlayacağı dilde aktarmak gerekiyor. Şimdi şeye bakın, CHP'nin vizyon toplantısı dendi değil mi ona? Ekonomiyi öne çıkartan toplantısında kim en çok ilgi çekti? En son konuşan 2 siyasetçi. Çünkü halkın diliyle konuşmaya alışmışlar siyaset içinde. Daha önceki akademisyenler elbette ki dikkat çekmedi. Şimdi, dolayısıyla bu bir mesaj veriyor. Yani halka anlatmanız gerekiyor programınızı. İkincisi performans. Orada işte belediyeler, hani Gülfem Hanım'ın söylediği şey öne çıkıyor. Belediyelerdeki başarı, belediyeler sadece başarı ve çalışmalarıyla gündeme gelmeleri gerekiyor. Mesela bir belediye başkanının siyasi arzuları, hedefleri ve bunun için yaptığı şey, yapmaya çalıştığı şeylerle gündeme gelmesi anlamsız bu süreç içerisinde. 3.'sü de umut vereceksiniz. Yani muhalefet grubu ne diyor? Türkiye'deki sistemle ilgili bir sorunu var. Siyasi sistemle ilgili bir sorunu var. Muhalefetin Türkiye'nin dünyadaki yeriyle ilgili bir sorunu var. Muhalefetin Türkiye'nin ekonomisinin içinde bulunduğu durumla ilgili bir sorunu var. O zaman bu 3 konuda vatandaşa umut vaat etmek durumundasınız. Çünkü hani yani iktidarda olmadığınız için Ali Hoca'nın söylediği gibi şunları yaptık, daha iyisini yapacağız diyemeyeceğinize göre neyi yapacağınızı ve neyi hayal ettiğinizi halkın anlayacağı ve ikna olacağı bir dille anlatmanız gerekiyor. Peki, peki. Mazhar Bey, Ankara'da da gördünüz mü afişleri? Ha, evet. Sizce ne diyor? Benzer afişler gördüm. Tam bunu hatırlamıyorum ama benzer afişler var. Benzer afişler var. Peki siz nasıl yorumladınız? Mesela Ey Dünya'yı okuduğunuzda sizin de aklınıza Sayın Cumhurbaşkanı geldi. Burada öyle konuşuldu çünkü. Şöyle, birincisi ben tabii bu sektörü Gülfem Hanım muhtemelen çok daha iyi bilir. Hakikaten bu sektördeki hani bu konuyla ilgili akademik çalışma yapanlardan haberdarım ama sektörel olarak bunu yapanları çok tanımıyorum. Acaba bunlar yabancı bir şirket mi? Yani ilk aklıma gelen bu oldu. Niye aklınıza ilk o geldi? Bu çünkü bir mesajı yok. Bunun bir karşılığı da yok. Yani gerçekten yok. Türkçesini anlayamıyorum. Büyük ihtimalle de Ekrem Bey'in Yani yabancı bir Rifkin'den falan herhalde araklanmış bir şey olsa gerek, bir fikir olsa gerek. Yani Türkiye'nin siyasetine, Türkiye'deki gündeme, hatta şöyle söyleyelim. Araklama demeyin canım şimdi. O da işte nasıl... Mazhar Bey. Uyarlama olsun. Nasıl bir şey acaba, nasıl bir mesaj var? Yani burada anlaşılır, görülür bir mesaj var mı? Doğrusu isterseniz ben görmüyorum. Mesela bu senin çöp depolama alanının olmayacağız söylemine benim sosyal demokrat bir arkadaşım mesaj atmış bana. Bu aynı zamanda şu demek mi? Acaba böyle mi anlayalım? Ey dünya, biz de artık çöplerimizi başka yerlere götürüp dökeceğiz. Ya ben o zaman çöp depon bunu olmayacağım derim en basitinden. Ama, bu, evet, evet, ama o zaman demek ki biz de kendi çöplerimizi başka bir yere mi götüreceğiz? Yani bu demek ki arkadaşlar da böyle bir anlam da uyandırıyor. Acaba yoksa Ekrem Bey'in ekibi mi bu işi böyle provoke etmek için özellikle yapıyor? Ya da AK Parti'den birisi mi bu işin içerisinde bunu provoke ediyor? Doğrusu isterseniz çok merak ediyorum. Bu afişte Afşin Hanım bir hiper gerçeklik oluşturma şeyi var. Bu hiper gerçeklik oluşturma çabası gerçeğin kendisini çok kolay bir şekilde buharlaştırıyor büyük oranda. Yani şimdiye kadar... Ne demek hiper gerçeklik oluşturulması Mazhar Bey? Şu, bir diyelim ki ekonomide ya da dünyadaki işleyişte, ne bileyim teknolojide dünyanın bir değişim dönüşüm gerçekliği var. Bu gerçekliği insanlara anlatmak için bunu olduğundan çok çok daha büyük göstererek ona ikna etmeye çalışıyorlar. Yani düşünün işte söz gelimi bir liyakat problemi olduğu AK Parti'nin bürokratları açısından söylenir. Evet bu doğru, böyle bir konu gündeme geliyor. Bunu anlatmak için siz gidip dünyadan 70 tane büyük adam getirdim bu işi çözeceğim demeniz... Gerçeğin kendisini buharlaştırıyor. Yani bir anlamsız hale getiriyor. Bu iletişim teknolojilerinden birisidir. Bir gerçekliği Baudrillard'ın ortaya koyduğu bir kavramsallaştırma. Bir şeyi olduğundan çok çok yani muhatabına anlatabilmek için gerçeği bir hiper gerçekliğe dönüştürmek gibi bir niyet var. Bu Cumhuriyet Halk Partisi'nin son zamanlardaki bütün Kemal Bey'in daha doğrusu bütün çabaları bu. Bir hiper gerçeklik ortaya koyuyor ki gerçeği sözüm onu anlatabilir. Oysa ki siyaset böyle işlemez. Yani bir hiper gerçeklik oluşturmanıza hiç gerek yok. Eğer bu afişin içerisinde söz gelimi, mesela şöyle bir şey yazılmış olsaydı daha ikna edici ve etkili olmaz mıydı? Asgari ücretle şu kadar kilo ekmek, et alınıyordu, bugün şu kadar alınıyor. Ya da asgari ücret şu kadar dolardı, bugün bu kadar dolar. Gülfem Hanım'a soralım. Öyle bir etki yapar mıydı? Mazhar Bey fikir verdiniz, merak ediyorum. Gülfem Hanım ne düşünür? Yani daha etkili olur muydu? Asgari ücret şu kadar alıyordunuz, şimdi bu kadar et geliyor gibi. Buna daha mı somut? Hani somut örnek sormuştuk ya. Buna benzer yani aynen o asgari ücret üzerinden bu benzer çalışmalar aslında daha önce yapılmıştı. Hatta İstanbul İl Başkanlığı yapmıştı uzun bir dönem. Sürekli kıyaslamalı olarak fiyatlarla. Elbette ki çok daha etkileşim alan, çok daha insanlara hitap eden, seçmenin birebir derdi olan bir şey. Peki, buyurun Mazhar Bey, bu ufak bir parantez diye. Ama o da sadece yeterli değil. Bu ya, kime hitap ediyor? Çünkü yani, o da sadece bir sorun tespiti oluyor. Orada bir de sizin bir umut verecek bir, yani orada sorun çözecek bir umut vermeniz lazım. Bundan en azından bundan daha etkili olacağını söyleyebiliriz. Yani orası kesin doğru, zaten. Onun da ama bundan yani çok kalıcı zaten bir şey üreteceğini düşünmüyorum ama bu çok hakikaten çok inanılmaz böyle tuhaf bir şey. Bir de burada tabii kime adaylığını ilan ediyor? Takdir edersiniz ki Cumhuriyet Halk Partisi teşkilatlarının ve aynı zamanda da Cumhuriyet Halk Partisi seçmenlerinin beklentisi ve talebi Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanının evet aday olmasıdır. Bu Ekrem Bey'den ziyade bana göre Meral Hanım'a bir duyuru yapmak istiyor. Yani ben adayım, buradayım, işte aday olmak istiyorum. Bu da onun en tabii hakkı zaten. Kimsenin buna herhangi bir itirazda bulunacağı yok. Benim doğrusu isterseniz bu Cumhuriyet Halk Partisi'nin vizyon toplantısından bu yana dile getirdikleri ve üzerinde durdukları konular, Türkiye'nin genel olarak siyasetinin ve reel politiğin ilgilendiği konular olmanın çok çok ötesinde. Bu şuna çok, biz zaman zaman hocalarım da bilirler, eskiden kırsal alandaki kamu akademik çalışmaların kahir ekseriyetini Şöyle yapılması bir kötü emsal olarak araştırma teknikleri dersinde bahsederdik. Herhangi bir yerde bir çalışma yapacaksanız katılımcı bir gözlemde bulunmanız gerekiyor. Katılımcı gözlemde bulunmayıp gidip herhangi bir yerde kaldığınız otelin penceresinden dışarıya bakarak elde ettiğiniz bilgiler sizi sağlıklı bir yere götürmez. Şu andaki Cumhuriyet Halk Partisi'nin bütün çalışmalarının 3 aşağı 5 yukarı bu bahsettiğim kişilere anlattıkları için, mesela bu Rifkin'e anlatılan şeyler, anlıyoruz ki Türkiye 1980'lerde sosyal evrimini tamamlayamamış, henüz böyle ilkel kabileler şeklinde yaşayan, çevreden haberdar olmayan, teknoloji vesaire falan görmeyen bir topluma hitap eder gibi konuşuyor. Bize biyo insandan, insanın değişimden, evriminden, ta 1980'lerdeki var olan o insan nasıl insan olduğu politik antropolojinin tezlerinden bahsederek konuyu anlattılar. Kendileri demek ki böyle görüyorlar. Yani Türkiye'yi, dünyayı, toplumu böyle görüyorlar. Ve böyle gördükleri için de meseleye bu çerçeveden bakıyorlar. Bu çerçeve sağlıklı bir bakış değil, doğru bir bakış değil. Toplumu, iktidar toplumdan uzaklaştı, iktidar işte sarayda yaşıyor, iktidar vatandaşın durumundan haberdar değil diyorlar. Gördüğümüz kadarıyla yapılan siyasi çalışmalardan anladığımız, gördüğümüz kadarıyla aksi bir durum var. Yani aslında muhalefet bunu görüyor, farkında ve onunla ilgili kaygı taşıyor, çalışmalar yapıyor. Ama muhalefetin bununla ilgili bir kaygı taşıdığını, bir derdinin olduğunu, bir sorunun olduğunu görmüyoruz. Bu afiş üzerinden söylüyorum. Benzer diğer afişlerde de, Meral Hanım'ın afişleri de daha önce hatırlarsanız aynı şekilde gündem olmuştu. Demek ki bu, hani siz bir şey çağırdığınızda, bir PR'cı çalıştığınızda ya da bu imaj maker davet ettiğinizde benim şöyle bir sorunum var ya da şu konuyu bana bir çalışma yapıp getir diyorlardır. Ya durup dururken birisi ben sizin PR'cınızım, size şöyle bir afiş yaptım demiyordur muhtemelen. Yani onlar istiyorlardır. Bu toplumun sağlıklı bir şekilde okunmasını ve topluma dokunmasına giden yolda bir sorunlarının olduğunu gösteriyor. Nitekim eğer öyle olmasaydı bunca, az önce İhsan Bey kısmen bahsetti, ekonomik darboğazın olduğu bir süreçte altın tepside onlara bir imkan sunuldu aslında. Bu da hükümetin hani beceriksizliği vesaire falandan öte dünyadaki genel gidişatlarla ilgili bir konuydu. Ve onu bile değerlendirecek ve onu bile bir siyasi muhalefet aracına dönüştürecek bir şey yapamadılar. Bir söylem bence geliştiremediler. Son bir konu bu, evet. Gülfem Hanım'ın bahsettiği terörle iltisaklı konusunu biraz bu konuyu ilgilendiğim ve akademik olarak çalıştığım, daha önce AK Parti iktidarı döneminde de ve ben de mecliste olduğum, parti olduğum dönemlerde sadece bir hatırlatmak babından, bir cevap olarak değil. Şimdi şu anda her ne kadar bunu siz Cumhurbaşkanı sürekli söyleyerek böyle işledi derseniz de bu Cumhuriyet Halk Partisi'nin özellikle HDP-PKK ile olan münasebetleri toplumda ciddi bir kuşkuya neden oluyor. Şurada basit bir örnek vereceğim. Şu ya da bu şekilde onların oyunu istemek onların doğal hakkıdır. Yani her parti bir sosyolojik gruptan oy isteyebilir. Onların politik projelerini, affedersiniz, taleplerini dile getirebilirdi. Onlara çözüm üretme vaadinde de bulunabilir. Bu çok normaldir. Zaten siyasetin gereği de budur. Her siyasi dönemde de bu tür konuların gündeme gelmesi siyasi rekabeti arttırıcı önemli bir dinamizmdir. Ancak bu meselede özellikle bu terörle siyaset arasındaki illiyat bağını koparmaya yönelik olarak yürütülen çözüm sürecinde Cumhuriyet Halk Partisi de HDP de dahil her ikisi de özellikle bu işin politikayla sivil siyasetle çözülmesine dair bir imada dahi bulunmadılar. Hiçbir şekilde bunu destekleyici bir tutum içinde bulunmadılar. Ne zaman ki örgüt sivil siyaseti kanlı eylemlerle zehirlemeye başladı, o zaman Cumhuriyet Halk Partisi HDP'ye yakınlık hissetmeye başladı. Bence en kritik konu bu. Yoksa elbette pek çok kişi kendileri de biliyor. HDP-PKK ile iltisaklı kişilerin zaman zaman İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde olduğu konusu gündeme geliyor. Bu doğru veya yanlış, iddia ya da aksi bir şey söylenebilir. Ama en önemli konu bence iktidarın, AK Parti'nin bu konudaki söylem üstünlüğü bir manipülasyon falan değil. Bir şeytanlaştırma çalışması değil. Mazhar Bey affedersiniz. Ne zaman ki dediniz o cümle önemli. Ben burada hiçbir... Partinin üzerinde de zan olsun öyle istemem. Konuyu. Ne dediniz ki ne zaman ki sivil siyasete kan bulaştırdı o zaman CHP yakın ise nedir o cümleniz tekrar ederseniz memnun olurum. Tekrar edeyim. Afşin Hanım. Buyurun. Bu Kürt meselesinin sivil siyasetle çözülmesi için Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde ve barışçıl bir yolla demokratik mekanizmalarla çözülmesi için İyi veya kötü, bana göre kusursuzdu ama siz kötü deyin. Hükümet bir politik proje üretti. Türkiye'deki hem toplumsal katmanlarla ve gruplarla hem kamunun çeşitli mercileriyle birlikte bu işi yürüttüğü zaman bunun nihayeti şuydu. Yani artık bundan sonra Türkiye'deki var olan sorunlar sivil demokrasiyle çözülsün. Ya bunun yolunu açmak ve var olan bu şiddeti, terörü bitirip meseleyi sivil siyaset alanına getirip yerleştirmekti. Hedef buydu. Peki. Bunun başarılı başarısız olması ayrı bir konu. Bana göre başarılıydı ama ayrı bir konu. Bunu ne zaman bu dönemde özellikle çözüm sürecinde bu işi sivil siyasetle çözelim, demokratik usullerle, tahammüllerle çözelim, halkı da işin içine katarak yürüyelim, bunu yapalım dediği zaman en fazla karşı çıkan siyasi aktörlerden birisi Cumhuriyet Halk Partisi'ydi. Evet. Ve ne zaman ki HDP, PKK bu süreci kanlı eylemlerle bastırdı, siyasetin içerisine kanlı eylemleri bir biçimde zerk etmeye başladı. Ceylanpınar'daki iki polisi şehit ettikten sonra kanlı eylemlerini yoğunlaştırmaya başladı. Cumhuriyet Halk Partisi o zaman HDP'ye yakınlık hissetmeye başladı. Bundan dolayı da bu tür şeylere yakın duruyor olmasını söylemeyi lütfen Gülfem Hanım yadırgamayın. Ya bunu ben olsam bir siyasi aktör olarak AK Parti bunu söylemiyor ama ben olsam her gün bunu çıkar söylerim. Çözüm sürecinde siz niçin burada durmadınız? Niçin şu anda onlarla birlikte yürümeyi çok heveslisiniz? Niçin o zaman Türkiye'nin bütün sivil aktörleriyle bir ittifak yapıp evet ya gerçekten bu konuyu şimdiye kadar bütün yolları denedik. Şimdi de sivil siyaset ve demokratik usullerle ve toplumun kamuoyuyla birlikte bu işi çözmek istiyoruz dediği zaman velev ki niyeti böyle olmasın. Böyleydi de zaten niyeti, iyi niyetti zaten herkes biliyor. Ama böyle olduğu halde onun yanında yer almadınız. Ne zaman ki masayı devirdi o zaman HDP'nin yanında duruyor. Mazhar Bey çok affedersiniz. Çok affedersiniz. Ben İBB terör soruşturması ile ilgili bir yere bağlayacağınızı düşünerek böyle çözüm sürecine kadar tartışma savruldu. 20 dakika kala bitim ama. Yok oraya götürmüyorum. Hayır oraya gelin bir de şöyle demeniz ben yanlış anlaşılacağı affedin yanlış anlaşılmasını istemem ne sizin ne de burada her partiye sempati duyan izleyiciler var. Burası bir ulusal kanal. Hani böyle ana muhalefet partisi işin içine terör saldırıları girdikten sonra gitti partiye samimiyet duydu gibi bir anlam çıkabilir. Ben böyle anlaşılmasını istemem. Arzu ederseniz düzeltin. Çünkü yani ya, o uygun bir şey değil yani. Hani şiddete başvuruldu onlar da ona sempati duyduğu diye çıkar. Değil. O uygun değil haliyle. Yani değil efendim. Kendilerinin söylediği argümanı burada dile getirmek iyi olabilir. Şöyle efendim. Burayı netleştirin arzu ederseniz yani ondan sonra da bilmiyorum Ali Bey bir şey eklemek istediniz galiba. Efendim, buyurun sonra yani konumuz çözüm süreci olmadığı için aile programda dönelim biz aslında. Değil. Yok ben sadece iktidarın muhalefeti bu HDP ya da terör örgütleriyle o az önce bahsettiği terörle iltisaklı bir takım yapılarla temasının olduğu, ben bir ilişkiden bahsetmiyorum. Yani bir ortaklıktan bahsetmiyorum. Cümleniz ilişkilendirmeye çıkabilir endişesiyle ben müdahale ettim. Yok. Onu kastetmiyorum. Bu tür bir yakınlığın ya da bu tür bir ittifakın mesela Emre Kongar diyor ki bir centilmenlik ittifakı var HDP ile CHP arasında. Onun üzerinden gideyim. Yani bunu bu centilmenlik ittifakının ortaya çıkması hükümet kanadında ve iktidar kanadında bunun niçin böyle yapıyorsunuz gibi bir sorgulamaya muhatap olur zorunlu olarak. Peki. Ali Bey, var mıydı bu konuda bir şey eklemek istediğiniz galiba? Dediğim gibi asgari ücret son başlık çözüm süreci bu konusu değil. Bir tanesi yani ana muhalefet partisinin çözüm sürecine olan itirazı temelde bunun mecliste çözülmesi yönünde bir talepti. Hala da aynı noktadalar. O zaman öyle değildi ama hocam. Şimdi böyle söylüyor. O zaman öyle demiyordu. Peki. Yok, benim hatırladığım başından beri aynı şeyi söylediler. Hocam yok sevgili hocam, özür diliyorum. Peki. Ben o zaman hem bu sürecin yürütülmesindeki mekanizmanın içinde hem de AK Parti'de siyaset yapan birisiydim. Cumhuriyet Halk Partisi böyle demiyordu. Peki, o benim hatırladığım bu değil. İkinci söylemek istediğim de yani HDP'nin içerisinde de yanlış hatırlamıyorsam Şubat ayından kalmış bir çağrı var. Yani HDP de kendisini değiştirmek için bir gayret içerisinde. Fakat o kadar izole durumdalar ki hiç kimseyle görüşemiyorlar. Yani şu anda Türkiye'nin en önemli sorunlarından bir tanesinin siyaset alanındaki temsilcileri ne televizyonlara çıkabiliyorlar, ne gazetelerde yer bulabiliyorlar, ne de mecliste herhangi bir şekilde karşıda muhataplarıyla konuşabiliyorlar. Şimdi bu Türkiye'nin bu soruna dair elindeki belki de en önemli fırsat. Yani mecliste bulunan bir partiyle görüşmemeyi de ısrar etmek bence yeniden düşünülmesi gereken bir şey. Yani terörle olan bağı, iltisakı, bunun sorunlu olduğunun elbette ki farkındayım. Ama partinin de yani HDP'nin de bir gayret içinde olduğunu da teslim etmek lazım. Başörtüsü teklifiyle ilgili olarak da partilere yapılan ziyaretler aslında bu açıdan da tartışılmıştı. O zaman da bu temas siyasette nasıl yankı bulunacak diye konuşulmuştu bir taraftan. Evet. Bir şekilde Türkiye'nin 2023'te aritmetiğinde ne söylediği belli. İşte seçmen ne yapacak, kim kiminle ne konuşacak, aday belirleme konusunda kim ne pozisyon alacak. Bu çerçevede değerlendirelim. Mazhar Bey, dediğim gibi ben siz İBB soruşturması ile ilgili bir şeye getireceksiniz diye düşündüm konu. O yüzden buraya yönelebilir yani. Peki, Türkiye'nin meselesidir. O açıdan söylemiyorum da hani haliyle her programın bir süresi ve bir konu akışı var. Asgari ücret var, daha konuşmadığımız belirlendi bugün. O sebeple varsa eğer son sözünüz havada kalsın istemem ama geçelim. Şimdi diğer bu başlığa. Doğrudur. Ben de katılıyorum. HDP'nin izole olması ve üzerinde bir kapatma davasının olması Türk demokrasisi açısından ciddi bir eksiklik, bir gediklik. Fakat şunu görmemiz gerekiyor ki Türkiye toplumu, benim de milletvekili seçildiğim dönemde bütün bileşenleriyle, muhalefetiyle, iktidarıyla, siyasetiyle bu HDP'nin şiddetten uzaklaşması için tükenmez, sınırsız bir kredi verdi. Onlar bu krediyi kullanmadılar. Bence bu haklarını tükettiler. Bu benim kanaatim. Yani bu Peki, Mazhar Bey, sivil siyasetin içerisinde bir aktör olma haklarını tamamen tükettiler. Peki, evet. Şimdi konu gelelim asgari ücrete. Ne yapayım artık yani şimdi temsilciler, konu akışı, yani Yargıtay Başsavcılığı hazine yardımına işte dondurulması konusu, birçok farklı başlık var da dediğim gibi konu şu anda adaylık süreci ve onun işte temel dinamikleri üzerinden gitti. Siz öyle bir anımsadınız yani çözüm sürecine kadar hafızanız gitti. Paylaşmış oldunuz öyle diyelim. Şimdi son tur. Bu program normalde kaçta bitiyor? Saat 1'de bitiyor. Az kalmış ama belki biraz sizin de müsaadeniz olursa asgari ücret konusunda başlığında hakkını vermek üzere üzerinde dururuz. Hızla Gülfem Saydan Sanver'le başlayalım. Asgari ücret açıklandı. 8.506 lira. Tabii bunun yanına açlık sınırının 7.787, yoksulluk sınırının 25.364 lira olduğu Kasım ayı TÜİK verilerine göre de masaya konduğunda ortaya çıkacak resim önemli. Zira bu veriler üzerinden yeterli mi değil mi tartışması yapılırken bir taraftan da enflasyon karşısında ne kadar çalışanları, maaşla çalışan insanları, ücretli çalışanları rahatlatabilir, rahatlatamaz ve tabii ki seçmenin ekonomik dertlerine ne çözüm olur ne olmaz diye de konuşuyoruz. Böyle bakıyoruz asgari ücret konusuna. Nasıl yaklaştınız ve dediğim gibi hem söz konusu geçim sıkıntıları açısından hem de seçmenin tavrını, yaklaşımını etkilemesi açısından asgari ücrete nasıl bakmak gerekir? Evet, ücret 8.506 lira oldu. İyi Parti 9.500 lira olmasını önermişti. Cumhuriyet Halk Partisi 10.100, öyle hatırlıyorum. Türk İş'te en son 9.000'in altında olmaz, masadan kalkarız demişti. Nitekim masadan kalktılar, biliyorsunuz. Şerh koydular. Dolayısıyla işveren sendikası ile hükümetin imzaladığı 8.506 TL oldu. Vatandaşı memnun etti mi? Şimdi tabii işte bir diğer grafikle beraber okuduğumuz zaman açlık sınırı 700, açlık sınırının 720 TL üzerinde, yoksulluk sınırının 16.858 lira altında. Çok ciddi bir fark. Dolayısıyla ne kadar memnun oldu, ne kadar memnun olmadı. Şimdi şöyle, an itibariyle bir artış olduğu zaman elbette ki çok memnun olunmasa bile, hiçbir şey olmasa da bir şey oldu gibi oldu ama çok memnun olunmasa da bir memnuniyet yaşayacak seçmenler. Çünkü günün sonunda bir artış var. Evet ve hiç yoktan iyi. Arzu edilen mi? Değil. Ama anladığım kadarıyla buradaki iktidar bir yandan istihdam sürecini de bir noktada tutmak istiyor. Çünkü belirli miktarların üzerine çıkarsa bu sefer istihdamla ilgili problem yaşama riskinden de korkuyor. Çünkü o zaman tam seçim öncesi ciddi bir işsizlik oranı artması iktidarın başına gelebilecek en kötü şeylerden biri olur. Dolayısıyla öyle bir aralık bulmaya çalıştıklarını düşünüyorum ben onların. Fakat buradaki asıl önemli olan şey satın alma gücünün zaten her geçen gün eriyor olması. Yani hatırlayacak olursak biz geçen artışta 5.500 TL'ye arttı. Hemen akabinde doğalgaza, elektriğe, gıda ürünlerine zam geldi ve aslında o artışı hissedememişti bile seçmen. Yani o artışla aldıkları maaş o ayın giderlerine yetememişti. Şimdi buradaki ana sorun da bu. Siz ne kadar artış yaparsanız yapın, bu kadar büyük bir enflasyonist ortamda bu satın alım gücü her geçen gün düşüyor. Dolayısıyla bugün mutlular mı? Diyelim ki bugün çok mutlular. Şunu konuşuyor olmamız gerekiyor. 3 ay sonra ne olacak? Yani 3 ay sonraki satın alım gücü ne olacak? Bununla ilgili peki bir düzenleme gelecek mi? Ayarlama gelecek mi? Bununla ilgili ne yapılacak? Çünkü dediğim gibi diyelim ki şu an çok mutlular. 3 ay sonra o alım gücü ne olacak? Yani bizi şu anda Türkiye'nin ekonomik krizinden bahsettiğimiz zaman şunu anlamak gerekiyor. İşte sürekli bir Avrupa ile kıyaslar yapılıyor. Amerika'da da şu var deniyor ama bizim şunu anlıyor olmamız lazım. Türkiye'de bizim konuştuğumuz nokta artık temel ihtiyaç giderleri. Gıda, barınma. Hani o Maslow piramidine bakacak olursak en alttayız şu anda biz. Gıda ve barınma, güvenlik, bununla ilgili konuları tartıştığımız bir noktada seçmenlerin memnun olabilme ihtimali yok aslında böyle bir düzenden. Yani dediğim gibi herkes gıda fiyatlarından şikayetçi. Herkes temel ihtiyaç fiyatlarından şikayetçi. Herkes markete gitmeye korkuyor. Uzaktan, hatta böyle siz de görmüşsünüzdür. Müzeye döndü deniyor market alışverişleri. Önce bir gidiliyor, fiyat görülüyor, geriye gidiliyor, bir daha bakılıyor, uzaktan bakılıyor, karar veriliyor gibi. Yani böyle bir süreçte seçmenlerin böyle bir artışta ne kadar uzun süreli memnun olabilirler ki? Farz edin bugün memnunlarsa bile. Kaldı ki bana kalırsa bu oranda, yani elbette ki şöyle bir nokta var. Keşke biz sorunları böyle bir artışta çözebiliyor olsak. Ama bunu bu şekilde çözemeyeceğiz diyorum ya ben. İktidarın son dönem yapmaya çalıştığı temel politika çözüm üretmek, kalıcı çözüm üretmek, sürdürülebilir politikalar üretmek değil, kanayan yaraların üzerine minik minik pansuman yaparak seçim sürecini geçirmeye çalışmak. Ve dolayısıyla bunların ben hepsinin bir yandan da bir seçim ekonomisi içinde değerlendirilmesi gerektiğini, bu nedenle de aslında böyle bir ciddi bir ekonomi programı yürürlüğe sokmaktansa işte bir miktar asgari maaşı arttıralım ama öyle bir arttıralım ki istihdamla ilgili de bir problem çıkmasın. Yani şu süreci seçime kadar biraz daha bir hoşnut edelim seçmeni, oraya kadar ulaştıralım, sonrasına bakalım gibi bir endişe olduğunu düşünüyorum ben. Peki İhsan Bey, siz ne diyorsunuz? Vatandaşı memnun etti mi? Affedersiniz, enflasyonda baz etkisiyle de bir düşüş olacağını, yani bütün ekonomistler bundan bahsediyorlar zaten. Dolayısıyla asgari ücretin vatandaşı bir süre rahat, bugünkünden rahat diyelim. Bu bayram yapıyoruz manasında değil ama bugünkünden daha rahat da ettirebileceği şeklinde yorumluyor ekonomistler. Bugünkünden ne kadar süre daha rahat ettirebilir? Önümüzde de bir seçim var. Seçim ekonomisi diye de konuşuluyor zaten. Ona etkisi ne olur? Sizin gözleminiz nedir bu açıdan? Şimdi üç başlık altında kısaca özetleyebilirim. Birincisi aslında hükümet. Yerel seçimde bu süreç başlamıştı. Hükümet bunu o dönemde fark etmekte gecikti ama sonradan çok derinden bu meseleyi hissetmeye başladı. Aslında Türk siyasetinde talepler bireyselleşti. Bu bireyselleşmenin iki sebebi var. Ya birincisi aslında büyük oranda altyapı sorunları tamamlandı. Hani bugün hükümet çıksa şunu iddia etse ben bundan sonra her altyapı kaleminden artacak %25-30 oranı yani milletin refah payını artırmayı, üretimi, Ar-Ge'ye ayırabilirim diye bir iddiada bulunabilir. Çünkü altyapı büyük oranda tamamlandı. Belki bugün Bakan Bey'e bakınca hayli yine yapılacak işler duydum mu bir 10 dakika içerisinde. Hükümetin gördüğü şu, bu bireysel yani seçmen taleplerine icraattaki büyük o grant yatırımları ortaya koyarak cevap veremiyorsunuz. Bu bireysel taleplerin artmasına pandemi ve arkadan gelen ekonomik darlık ve enflasyon da etki etmeye başladı. Hükümet aslında şöyle gördü meseleyi, yani ihracat artıyor, fabrikalar çalışıyor, üretim ortamı uygun. Bir de enflasyonist dönemlerde işletmeler kar ederler. Bankalar da başlangıçta kar ederler. Sorun nerede? İşte maaşlı kesimde, memurların maaşlarında, işçilerde, işte özellikle asgari ücretli çalışanlarda. Şimdi memur maaşı artımını devlet yetkisinde belli oranda artırabilir. Diğer konularda işçilerle de alakalı aynı ama özel sektör çalışanlarıyla alakalı asgari ücret belirlediğiniz zaman onun bir dengede olması lazım. Burada hem işte insanlar maaş alabilecekler hem de işletmeler varlığını devam ettirebilecekler. Bugün özellikle işveren temsilcisinin açıklamalarındaki olgunluk bana böyle Türkiye siyasetinin ya da işveren kalitesinin de geldiği noktayı göstermesinden çok kaliteli ve olgun buldum. Genç bir temsilciydi. Dedi ki Türkiye işçisiyle, işvereniyle, devletiyle güçlüdür. Yani sadece bir tarafın rahat etmesi ya da işte fayda görmesi çok da sorunları çözmüyor. Anladığım kadarıyla aslında Gülfem Hanım'ın söylediğine de bir bilgi eki gibi işveren temsilcisi dedi ki sanki böyle baharda yani yılbaşından sonra bir ara iyileştirme yapılabilir gibi enflasyonda. Bu da yalnız 3. maddede de şunu ekleyeyim. Şimdi 6 ay önce memur maaş zamları ve enflasyon açıklandığı zaman piyasalar allak bullaktı. Ev fiyatları işte 3 ayda %20 artıyordu. Kiralar başına almış gitmişti. Gıda fiyatları 3 defa fiyatlanıyordu. 1. Enflasyona göre, 2. Doların artışına göre, 3. Yeni bir şey daha çıktı. Hiç evvel yoktu bir rivayet yeni çıktı. Mal ürünü sattığı zaman satın alacağı malın fiyatına göre eldekini bir daha fiyatlandırıyordu. Şimdi o 6 ay öncesine göre bakarsanız aslında yani enflasyon artışları da piyasadaki o dengesizlik de allak bullak durumda değil. Daha yönetilebilir bir durumda. Yani 6 ay öncesine göre bugün alınan zamlar yani ek asgari ücret zammı ya da memur maaş zammı geldiği zaman biraz daha psikolojinin iyi yönetileceği bir dönem gibi geliyor. Ayrıca hükümet bu özellikle de taleplerin bireyselleştiğini görünce mesela sosyal devletler sosyal yardım yaparlar ki Avrupa devletleri sosyal devletlerdir. 14 milyarlık sosyal yardım kalemini 40 milyara çıkardı hükümet. 2 milyona yakın işte 2 milyonun borcu, 2 bin liranın altında borcu olanların borcunu sildi. Öğrencilerin burslarını 1 milyondan 1,5'a çıkardı. Galiba master doktora 3.000 gibi rakamlarda. Dolayısıyla aslında buna seçim ekonomisi denebilir ve şeyler de ya AK Parti hükümetleri bugüne kadar yönetecekleri ülkeyle alakalı plan yaptılar. Hani seçim geçtikten sonra Bade Harabul Basra pozisyonda olmadılar. Dün Bakan Bey de onu açıkladı. Bütün bu çabalarımız içerisinde biz bütçe disiplininden de kopmayacağız diye bir ifade kullandı. Öyle zannediyorum ki ben şöyle düşünüyorum. Yani işte 7-8 ay önce hükümet bu ekonomiyi yönetebilir mi? Kamuoyunun desteğini tekrar alabilir mi? Sorusu çok muğlak bir soruydu ama şu an büyük ihtimal kendileri de süreçleri yönetebileceklerine dair bir kanaatleri var. Asgari ücret bir dengedir ve zannedersem yılbaşından sonra bir ara destek daha çıkılabilir gibi bir izlenim aldım ben açıklamalarda. Peki ne dersiniz siz? Profesör Doktor Ali Çarkoğlu bir taraftan da haliyle yani işte seçmenin derdine ne kadar derman olur bu rakam. O yüzden de açlık sınırı ve yoksulluk sınırı da hatırlatılarak da tartışılıyor. Ve seçim öncesinde enflasyonda baz etkisinin enflasyonda düşüş baz etkisiyle de gerçekleşecek. Ama bir taraftan ne kadar bu rahatlatıcı etkisi devam edebilir bu rakamın, bu da konuşuluyor. Ara destek olabilir, evet. Fakat ara destek olabilirin ötesinde sorulan bir başka soru da nereye kadar ara desteklerle? Çünkü o zaman da işte ücret, enflasyon, zam, bu sarmala giren bir ekonominin uzun vadedeki sorunlarından bahseder oluyoruz. Bugün neredeyiz dolayısıyla biz bu açıdan? Yani şimdi bu baz etkisi falan sokaktaki vatandaş için hiç önemli bir şey değil. Çünkü artış hızıyla alakalı bir şey o. Hı. Yoksa fiyatlar, süt daha ucuza satılmayacak yani. Sütün fiyatı artmaya devam edecek. Dolayısıyla baz etkisi belki propaganda için elverişli bir konu olabilir. Hani şu anda söyleniyor %30'a inecek enflasyon diye. Yani düşünmemiz gereken şey, Avrupa Birliği'nde %30'luk enflasyon hiçbir yerde yok. Yani bu rafların boş olduğu Almanya'da bile yok yani. Dolayısıyla medeni dünya diyelim, bizim uğraştığımız sorunların hiçbir tanesiyle uğraşmıyor. Ve bunun yani biraz evvel konuşmada söylendi işte, asgari ücret biraz artarsa bu sefer işsizlik de artabilir diye, ama ben mesela bilmiyorum şu anda iş yerleri işçi çıkartma özgürlüğüne sahipler mi? Covid zamanında değillerdi. Yani şu anda da piyasanın böyle bizim beklediğimiz şekilde çalışması aslında mümkün değil. Yani biliyoruz, örneğin para piyasası çalışmıyor. Dolayısıyla iş piyasası, emek piyasasının çalışmakta olduğunu da yani herhalde büyük bir soru işaretiyle düşünmek gerekir. Şimdi bunun seçime yansımayacağını düşünmek çok yanlış olur. Mutlaka yansıyacak. Ama bence evet, umut vaat etmek önemli. Fakat bir de diğer bir konu var ki evet, geçmişe bakıyor, seçime yaklaştığımız zaman gelecek beklentileri biraz daha iyiye gidebilir. Genelde çünkü bildiğimiz şey şu, insanlar geçmişe baktıklarında geleceğe baktıklarından daha kötümser oluyorlar. Geleceğe bakanlar her zaman çok daha iyimser oluyorlar. Bu da tabii iş başındaki hükümete yarar sağlıyor. Ama Türkiye'deki kriz, Covid'in üstüne binmiş olan faiz krizi çok önemli bir birikim yarattı. Yani bu son 3 senedir her sene öğrenciler nasıl yurtta yaşayacaklar diye konuştuk. Yine bu senede yani benim beklentilerimin çok daha ötesinde olaysız geçti. Çünkü büyük bir kriz vardı ama bir şekilde hükümet de bunu bir halletti yani. Dolayısıyla bilemediğimiz gelişmeler oluyor. Bir beklenti, enerji piyasalarında bir gevşeme olması beklentisi var. Bu da tabii enflasyona yardımcı olacak diye bekleniyor. Yani biraz böyle Nasrettin Hoca hikayesindeki gibi dikenleri attık, dikenlerin önünden koyunlar geçecek, koyunların şeyini toplayacağız türünden bir beklenti var. Pozitif bakarsanız, yün toplama hikayesi hatırladım. Yani buna baktığımız zaman hükümetin buradan da çıkması çok zor görünüyor şu anda. Yani elimizdeki mevcut literatürde böyle bir örnek var mı diye bakıyorum ben. Açıkçası yok şu anda. Dolayısıyla hükümetin yaptığı en önemli yaptığı şey, gayret içerisinde olduğunu halka anlatmak. Sabredin, biz elimizden geleni yapıyoruz, bizden de iyisini yapan yok zaten argümanını satmaya çalışıyor. Bu ne kadar inandırıcı olacak seçmen nezdinde? Şimdiye kadar bunun pek bir örneğini görmedik açıkçası. Seçmen sonunda yani bu kadar acıdan sonra bir cezayı keser normal olarak. Ama muhalefet ve muhalefetin inandırıcılığındaki eksiklik, global gelişmeler ve bilhassa güvenlik kaygılarının yükselmesi durumunda seçim yine ortada olabilir. Dolayısıyla ben böyle baktığım zaman sadece ekonominin kötü etkilerini değil, bütün farklı etmenlerin bir araya gelmesi durumunu düşünmemiz lazım. Ama hani böyle mükemmel bir fırtına var mı diye sorarsanız, evet, yani siyaseten bu mükemmel bir fırtına. Bundan daha kötü bir fırtına düşünülemez. Ama anladığım kadarıyla yani sormak istedim size. Çünkü bir süre özellikle böyle hani Allah, Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası ne karar verecek, ne karar verecek diye böyle ekranlara sanki milli maç izliyor gibi kilitlendiğimiz zamanlarda hani seçimin temel belirleyicisi işte ekonomi diye bir yaklaşım vardı. Bundan da uzaklaşmış olduğumuzu gözlemliyorsunuz anladığım kadarıyla. Bu doğru mu? Yani temel belirleyicisi ya da tek belirleyicisi olacak gibi de görmüyorsunuz ekonomiyi. Yani ben iktisatçı değilim ama iktisatçı arkadaşlarım bana söyledikleri, yani piyasalar o kadar kontrol altında ve piyasa o kadar işlemiyor ki aslında bizim bildiğimiz beklentilerin hiçbirisinin gerçekleşmemesi çok normal. Ama bunu nereye kadar devam ettirebilir hükümet? Orada önemli bir potansiyel kriz var. Bu dönemde aslında üretime çok ciddi fonlar çıkıyor. Yani üretimin desteklenmesi anlamında. Bu da istihdamı desteklemek diyen bir şey. Eğer ihracat da bu dozda artarsa hükümet enerji düşüşleriyle beraber ihracat girdilerine de yaslanabilir. İşte enerji fiyatlarının düşmesinin tabii sebebi durgunluk. Durgunluk evet, olduğu için bizim mal sattığımız piyasalarda bizden mal alacak durum olmayacak yani. Bu Avrupa'nın krizi çok sürer mi? Yani bahardan sonra devam eder mi? Evet. Avrupa'nın da yani savaş gibi bir bela var başında haliyle. Yani onun evet, da etkilerini onlar yaşayacaklar bir taraftan. Profesör Doktor Mustafa Aydın, sonra da Mazhar Bağlı, sizden Ankara'dan görüş rica edelim. Profesör Doktor Mazhar Bağlı'dan ondan sonra noktalayacağız ama burada iki boyutu var. Hem seçmeni ne kadar süre bugününden iyi durumda olduğu hissini vermeyi sürdürür bu rakam. Çünkü bunun da seçimlerle bir ilişkisi olmalı. Şimdi asgari ücretle ilgili Türkiye'deki en önemli mesele asgari ücretin çok büyük ölçüde ortalama ücrete dönüşmüş olması. Şimdi normal şartlarda asgari ücret belirleniyor. Ardından iş, memur ve emeklilerinin ücretleri belirleniyor. Aşağı yukarı benzer bir ortalamayla. Ondan sonra da bu özellikle özel sektördeki çalışanları da yansıması bekleniyor. Ama Türkiye'de son birkaç yıldır bu tamamen kırılmış durumda ve istihdam edilen kişilerin çok büyük bir kısmı, neredeyse %40'lara varan bir oranda asgari ücretle çalışıyor. Bu o zaman insanların iş sahibi oldukları ama işte istedikleri kadar gelir elde edemedikleri anlamına geliyor. Şimdi bu bir anlamda ilk zam, asgari ücrete zam yapıldığında insanları mutlu ediyor ama bu zammı aldıkları ay, biliyorsunuz Ocak ayında, aynı zamanda 1 Ocak'tan itibaren devletin kendi özel vergileri devreye girecek, değil mi? Araba vergileri, ev vergileri, değerli kağıtların vergileri, sigortalar, bunların hepsi Ocak ayında artacak. Şimdi o artış oranına muhtemelen eğer ekonominin gerçekleriyle gerçekleşirse, ki gerçekleştirme ihtimali çok yüksek, şu ana kadar hep öyle oldu. O zaman bu kazanılmış olan mutluluk havası daha geliri almadan ortadan kaldırılmış, yok olmuş olacak. Geçen seferki olay bu. Gibi yani bir ay, iki ay kadar sürüyor, daha fazla sürmüyor çünkü enflasyon artmaya devam ediyor. Bu artış da özellikle yılın ilk aylarında genellikle devletin yapmak durumunda olduğu zamlardan dolayı gerçekleşiyor. Yani ehliyet sıraları var mesela. Ehliyet, pasaport, artacak diye. Ev vergileri, araba ve hepsinde doğal. Yani her yıl 1 Ocak'ta yapılan bir artış var. Dolayısıyla bu olacak. Enflasyon düşüşü, fiyat düşüşü anlamına gelmediği için o artmaya devam edecek. Şimdi burada herhalde hükümetin oyun planı şu: bugün açıklandığı rakam, bugün İhsan Bey'in söylediği gibi ara artış konuşulmaya başlandı bugün itibariyle. Yani daha maaşı artmış, maaşı almadan ara Bu niye böyle? Çünkü seçime 5,5-6 ay kaldı. Kalmış olacak. Bu şu anda yapılan artış insanları 2-2,5 ay mutlu eder ve oyalarsa 2-2,5 ay sonra yapılacak bir ara artışla seçime kadar gidilebilir. Yani ekonominin sorunlarını çözmek üzere yapılan bir program bilmiyoruz. Yani bir orta vadeli ekonomik plan var ama o plan herhalde yani hiç kimse açısından çalışmıyor. Bu şimdi konuşulmuyor ve bugünün birinci sıradaki konusu bu olmayabilir ama merak ediyorum. Çünkü dediniz ki o ara zamla da geliyor seçim zamanı. Seçime yani Mayıs-Haziran konuşulduğu için. Seçimden sonra? Şimdi iktidar devam ederse şöyle olacak. Seçimden sonra bakacağız. Öyle ama şu da ilginç bir soru yani değil mi? Yani şöyle düşünün. İktidar devam ediyor. Seçimden sonra İktidarın devam etmesi şu manaya gelecek. Yani var olan ekonomi politikalarında onaylandığı manasına gelecek. Dolayısıyla bu şekilde mi devam eder iktidar? Yani değiştirmek için bilmiyorum bir motivasyonu oluyor mu? Seçimi kazanmış oluyor. Muhalefet kazanırsa nereden tutup değiştirecek de bir acı reçete söz konusu olacaksa ona nereden başlayacak da gibi sorular da oluyor. Orada şey de tartışılıyor. Ona. Şimdi çünkü mesela, yani bugünden yarını tartışıyoruz ama bile, o kadar. Orada şu bile bitiyor. Tartışılıyor muhalefet çevrelerinde. Muhalefet seçimi kazandı. Ondan sonra bir ara seçim geliyor bir yıl kadar sonra. Yerel seçim geliyor. Pardon, yerel seçim geliyor. Dolayısıyla yerel seçime kadar onlar da durumu idare etmeye çalışacaklar oy kaybetmemek için. Yani aslına bakarsanız kimse Türkiye'nin durumunu ve vatandaşın ekonomik durumunu düşünmüyor. Herkes siyaseti düşünüyor. Yani bunu muhalefetiyle, iktidarıyla. Tabii siyasetçi olduğunuzda şöyle düşünüyorsunuz. İktidarda ben değilsem zaten ülkeyi kurtaracak kimse yok. Yani siyasetçiseniz bu iddiada bulunmanız gerekiyor. Ülkenin ekonomisini kurtaracak olan benim. Benim de iktidarda olmam için ne yapılması gerekiyorsa o zamana kadar onu yaparım. Her şey mübah. Çok makivellici bir bakış açısı oldu ama siyasetçiler böyle bakıyor mesela. O yüzden şu anda ekonomiyi uzun vadede ya da orta vadede daha kötüye götürecek bir takım adımlar atılıyor olabilir. Nasılsa geldikten sonra iktidara, seçimden sonra önümüzde 5 yıl olacak. Düzeltiriz diye bakılıyor. Hem muhalefet açısından hem iktidar açısından bu böyle. Ama yani şu anda yapılan açısından bir ekonomik plan var mı? O çerçevede ilerliyor muyuz derseniz hükümetin kendi açısından bir plan var ama o plan kimseyi ikna etmiş gibi gözükmüyor. O planın iki boyutu var. Yani aslında birden fazla birkaç daha boyutu var ama göze çarpan iki boyutu var. Bir tanesini bu aslında afişlerde gördüğümüz şey. Ucuz iş gücü desteğiyle Türkiye'nin ihracatının artırılması. Çünkü ihracatı artırmak ülkeye aynı zamanda iki şey kazandırıyor. Bir, sıcak para getiriyor. Yani satış yapıyorsunuz, para geliyor ülkeye. Dolayısıyla bu parayı yani nereden bulacaksınız? Asgari ücrete artışı ya da memura artışı nereden bulacaksınız? Para gelmesi gerekiyor. Dolayısıyla ihracatı artırıyor. İki, ihracatın artması aynı zamanda istihdamı artırıyor. Ucuz iş gücü, düşük faiz yine istihdamı artırıyor. Çünkü faiz düşük olduğu sürece o düşük faize ulaşabilen iş insanları açısından istihdam yaratmak. O niye önemli? Gülfem Hanım geçerken söyledi, daha net söyleyeyim. Ali Hocam yanlışsam düzeltsin. Benim bildiğim bugüne kadar Türkiye'de seçime artan işsizlik oranıyla giren hiçbir parti seçimden kazanarak çıkamadı. Dolayısıyla işsizlik oranının artmaması çok ve düşmeye şey. Devam ediyor olması çok önemli. Şimdi burada ama da rakamları çok net bilmiyoruz. Evet. Şöyle bir şey var. Yani. İşsizlik oranı rakamları daha arkadan geliyor. Biz şu anda Ekim ayı rakamlarını biliyoruz en son. Yani aralığa geldik ama biraz arkadan açıklanıyor çünkü öyle geliyor istatistikler. Orada da mesela Ağustos'ta tek haneye inmişti işsizlik oranı. Yani resmi oranlardan bahsediyorum tabii. Galiba 9.6'ya kadar inmişti. Eylül'de tekrar çift haneye çıktı 10.6. Ekim'de oralarda kaldı. Şimdi iktisatçı arkadaşların söylediği rakamlar henüz açıklanmadı ama işsizlik oranının arttığı söyleniyor. Şu anda bilmiyorum yani onların yalancısıyım diyeyim. Ama düştüğü halde bile yine vahim bir durum var. Genel ortalamada düşerken genç işsizliğinde ve kadın işsizliğinde artış var. Yani tek rakama düştüğü zamanda dahi onun içindeki bileşenlerine baktığınızda kadın ve gençlerde bir şey var. Dolayısıyla bu da bir mutsuzluk aslında yaratıyor. Eğer bu bütün bu asgari ücret, işte tabii asgari ücretin belli bir rakamın üstünde olması istihdamı zorlayacağı için yapılamıyor vesaire, ama bütün bu süreçler çok hassas bir, yani seçimlerle birlikte çok hassas bir dengede gidiyor. Orası bir kayarsa o zaman işte seçim sonuçlarını ciddi miktarda etkileyecek bir şeye dönüşebilir. Peki, Mazhar Bey buyurunuz, sizin de görüşlerinizi duyalım bu konuda. Sonra da artık iyi geceler diyelim. Şimdi sizi açtığımız için sonra artık bize otelle yerleştirelim. Buyurun. Bugüne kadarki, yani AK Parti iktidarları döneminde ilk birkaç seneyi saymazsak aşağı yukarı 370 ile 400 dolar arasında bir asgari ücret, zaman zaman 2013'te 2018'de biraz yükseliyor, 400 küsür dolar olduğunu görüyoruz. Bugünkü verilen rakam 450 dolar civarında. Bu hakikaten de asgari ücret açısından baktığımızda kötü bir rakam değil. Tabii bu sadece asgari ücreti, sadece asgari ücretle geçinenler açısından bakmamak lazım. Çünkü çok başka kamu harcamaları da asgari ücret baz alınarak hesap ediliyor. Onun için biraz bir parametre olarak buna bakmak gerekiyor. Bunun ne kadar arttığı ya da ne kadar az olduğundan daha çok, ben çok ekonomiyi bilen birisi değilim, ekonomist değilim, ama maliyet enflasyonunun düşürülmesi gerekiyor ki bu da üretim ve üretim girdilerinin azalmasıyla ancak gerçekleşebilir. Dolayısıyla az önce bahsedilen ucuz iş gücü ya da nitelikli iş gücünün mutlaka Türkiye'de bir biçimde bir politikayla sağlanması ve bir vizyon olarak ortaya konulması gerekiyor. Ki Türkiye şu anda Covid dolayısıyla, pandemi dolayısıyla dünyadaki var olan üretim bantlarının önemli bir kısmının gerçekleştiği bir merkez haline getirilmesi için çok özel bir çaba gösterildiğini biliyoruz. Nurettin Bey'in bakanlığında da bu iş böyle sükunetle çok sağlıklı bir şekilde yürüttüğünü ve en azından şöyle bir, onun bahsettiği, geldiği günden bu yana daha hesap edilebilir, öngörülebilir bir rotaya girmiş olduğunu rahatla söyleyebiliriz. Tabii Afşin Hanım, bütün bu ekonomiyle ilgili yaptığımız tartışmalar aslında biraz daha hararetli olmasının sebebi seçim arifesinde olmamızdır. Ve dünyanın her yerinde de seçmen davranışlarını ve tercihlerini çok büyük oranda etkileyen bir konu olması da ciddi anlamda bu konuyu daha çok sıcak bir gündem yapıyor. Elbette dünyadaki, yani hükümet açısından buna mazeret bulmak mümkün, ama vatandaş çok bu tür mazeretlere fazla itibar etmez. Kendi durumunun daha çok dikkate alması gerektiğini söylüyor. Türkiye'nin bu tür şu andaki hem asgari ücretli nüfusun çoğalmış olması hem de çok ciddi anlamdaki maliyet enflasyonunun artışına bağlı olarak ortaya çıkan hayat pahalılığından çok fazla etkilenmemiş olmasında kamunun sosyal politikaları ile ilgili yürüttüğü çalışmaların çok büyük bir katkısı olduğunu hatırlatmak isterim. Kısmen bu konuyu çalışmış bir akademisyen olarak söylüyorum. Evet, bir yoksulluk durumu söz konusu, derin bir fakirliğin olduğu bir sosyolojik grup var, ama toplumun kahir ekseriyetiyle ilgili bir rakam değil o. Çoğu zaman çok konuşuluyor. Ama diğer taraftan baktığımızda Türkiye bu şartlardan nasıl kurtulabilir? Daha çok üretim yaparak kurtulabilir. Daha çok üretim, bu doğal olarak asgari ücreti bir kez daha gözden, yani daha doğrusu asgari ücretle ilgili bir rakam belirlerken pek çok konuyu dikkate almamız gerekiyor. Yüksek katma değerli üretim ve aynı zamanda da düşük maliyetli üretim. Yani bu iki denklemi sağlayacak hassas bir teraziyi elde tutarak adım atmak gerekiyor. Ben ekonomi konusunda yani bir mazeret anlamında sahiden söylemiyorum. Ali Hocam bahsetti, Avrupa'da %30 yok. Doğrudur, ama Avrupa'daki genel ekonominin stabil durumu, sanayileşmeyi tamamlamış olmaları, sahip oldukları mekanizmalar, yani üretim bantları ve elde ettikleri katma değer bizim ülkemizle mukayese edilemeyecek kadar çok yüksektir. Oradaki düşük bir enflasyon bizim buralara çok daha fazla yansıyor. Ama Türkiye bu şartlardan görece daha çok etkileniyor. Yani dünyadaki ekonomik darboğazdan en çok etkilenen ülkelerden birisi olmasının birkaç nedeni var. Hemen bitiriyorum. Bunların birincisi özellikle bu enerji koridorunda ve gerçekten de enerjide dışa bağımlılığı en yüksek olan ülkelerden birisi olması. Yaklaşık olarak daha önceki dönemlerde %75'lerdeydi. Şu anda %60-50 civarında seyrediyor. Bunun idare edilebilir olan rakamı ise %30 diyorlar. %40 daha biraz zorlanır ama bir ülkenin enerjide dışa bağımlılığı %30'un üzerindeyse hakikaten de orada ekonomiyi sizin çok istediğiniz gibi kontrol edip bir rayına oturtmanız pek mümkün değil. İkincisi bizim üretimdeki dolar başı, affedersiniz ton başı elde ettiğimiz katma değer dolar açısından baktığımızda çok uzun bir süre düşük bir rakamdı. Yeni yeni 1.9-2'ye yaklaşıyor. Ya bu devam ederse bu haliyle ve bu bütün dünyadaki var olan ekonomik darboğazı genel gidişatına uygun değil de Türkiye'nin kendi sosyolojik ve ekonomik durumuna uygun bir yol haritası izlerse daha kolay bu türbülanstan çıkabileceğini düşünüyorum. Nitekim Nurettin Bey'in bahsettiği epistemolojik kopuşta aslında biraz da buna işaret ediyor. Başarılı olacaklarını en azından iddialı bir şekilde söylüyorlar. Ben de başarılı olabileceklerine inanıyorum. Peki, teşekkürler. Burada noktalayacağız. Çünkü saat 1.20 geçiyor, sağ olun. Nezaket gösterdiniz. Süremizi aştığımız bir program oldu ama bizimle kalmaya sürdürdünüz. Birçok başlık vardı yine birlikte bakmayı istediğimiz bu akşam. Siyaset, ya siyaset hareketli bile demiyoruz artık. O genel kabul. Siyasetin hareketsizliği Türkiye'de görülmemiş bir şey. Hele böyle seçime 5-6 ay, işte neyse Haziran diyelim. Aksi açıklanmadığı sürece aylar kala böyle de olmayı sürdürecek. Biz bu akşam hem İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik bu yeni terör soruşturmasının detaylarına, işte siyasette baba oğul tartışmasına ve Millet İttifakı içerisindeki aday belirleme dinamiklerine baktık konuklarımızla beraber. Keza asgari ücret, bunun açıklanması, seçmen davranışına etkisi, seçmenin refahına etkisi, geleceğini nasıl, nerede gördüğü, nasıl planladığına yönelik etkisi de yine masadaki konularımız arasındaydı. Çok teşekkürler programa vakit ayırdıkları için. İstanbul Stüdyo'yla başladım, öyle devam edeyim. Doktor Gülfem Saydan Sanver, Profesör Doktor Ali Çarkoğlu, yine ben solundan başladım sonra sağıma döneyim. Profesör Doktor Mustafa Aydın ve Genel Araştırma Başkanı İhsan Aktaş İstanbul'da bizimle beraberdiniz, sağ olunuz. Ve Profesör Doktor Mazhar Bağlı Ankara Stüdyo'dan katıldınız, size de çok teşekkürler. Ayrıca yayına emek veren arkadaşlarımıza çok teşekkürler ve izleyicilerimize olumlu, olumsuz eleştirileriniz için sağ olunuz. Tabii yine bazılarınız kızıyorsunuz ona artık. Mustafa Aydın dedi burası Türkiye diye, yapacak bir şey yok. Burası Türkiye, bizim sosyal medyamız böyle. Biraz kızgın, öfkeli olabiliyoruz. Ne yapalım, yapacak bir şey yok. Teşekkürler izleyicilerimize de destek oldukları için, yorumlarıyla katkı verdikleri için. Burada noktalayacağız programı. Afşin Yurdakul'dan hoşçakalın.